Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 27 Ocak Cuma gününü gösteriyor. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş, işaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte size Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz gelişmeleri ve haberleri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi dop dolu bir akışla yine karşınıza çıktık. Verecek çok haberimiz var, bahsedecek çok konu var. Önemli bir tarihi geride bıraktık. Altılı Masa artık kendini Millet İttifakı olarak tanımlamaktan çekinmeyen Altılı Masa akşam saatlerinde toplantısını, 11. buluşmasını tamamladı. İyi Parti Meral Akşener ev sahipliğinde gerçekleşti son buluşma. Ama tabii öncesinde, sırasında, sonrasında pek çok tartışma yaratacak gelişmeyi beraberinde getirdi. Aynı zamanda gözlerin çevrildiği bir toplantıydı. Çünkü biliniyordu ki, önceden söylenmişti ki, bu toplantı artık Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın aday konuşmaya başlayacağı toplantıydı. Konuşmaya daha şimdi başlanıyor olması da uzun zamandır eleştirilen bir konu. Dün itibariyle hazır bu konu konuşulacakken verilen bir röportaj, peşi sıra gelen bir istifa da çok konuşuldu. Çok konuşulmaya da devam edeceğe benziyor. Yani 11. toplantı bir istifayı da aslında beraberinde getirdi. İYİ Parti cephesinden o isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Nagihan Alçı'ya verdiği röportaj nedeniyle istifa etmek durumunda kaldı Cihan Paçacı. İlerleyen dakikalarda bunlardan bahsedeceğiz. Seçime giden yolda Altılı Masa 11. toplantıyı tamamlamışken ve adaylık konuşulmaya başlamışken anlamaya çalışacağız. Küçük imgelerden, simgelerden nelerin çıkabileceğine bakacağız sevgili izleyenler birlikte. Nasıl ve ne zaman etiketini attık bugün, aslına bakarsanız uygun gördük. Çünkü hem adaylıkla ilgili nasıl ve ne zaman sorusunu sormak mümkün. Hem de içinde bulunduğumuz durumlarla ilgili nasıl ve ne zaman sorusunu çözüme dair sormak mümkün. Tabii sizin hayal gücünüze bıraktık, size emanet ettik başlığımızı. Nasıl ve ne zaman diye sorgulamak istediğiniz durumlar nedir merak ediyoruz. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesapları bize bu konuda yazıp gönderebileceğiniz adreslerdir. Dün Regaip Kandili'ydi. Buradan mübarek olsun demiştik inananlar için Regaip Kandili'ni. Dün akşam saatlerinde, dün gün boyunca eller göğe açıldı. O kutsal günde herkes dualar etti. Ülkemizin geleceği için, ekonomimiz için, yoksulun, yoksunun, sefalet yaşayanın durumu için de edildi dualar diye ümit ediyorum. Sevgili izleyenler, 3 aylar başladı, mübarek olsun. İnananlar camilere akın etti, Regaip Kandili tüm yurtta idrak edildi. Üç ayların başlangıcını ve dolayısıyla Ramazan ayını müjdeleyen, duaların edildiği, Allah'tan af dilendiği gece Regaip Kandili. Salgının gölgesinde geçen iki yılın ardından yurt genelinde camilere daha fazla akın vardı bu yıl. Camiler dualarla yankılandı, selalar okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif okundu yurdun dört bir yanında. Özellikle de tarihi camilere akın vardı. Ayasofya'ya, Selimiye'ye, Süleymaniye'ye ziyaretçiler kandil coşkusunu yaşamak için akın etti. Regaip Kandili coşkusu gece boyunca sürdü. 3 ayların başlangıcında bereket ve bolluk diledi inananlar. Pek çok mesaj gelmeye başlamış bile. İsmail Bey onlardan bir tanesi, günaydın iyi yayınlar mesajını atmış. Kendisine çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Twitter ve Instagram üzerinden gelecek mesajlara bakacağımızı söylemiştik. Nasıl ve ne zaman başlığına hemen bir teveccüh gelmiş Seda Hanım'dan. Hayırlı yayınlar diyor. Cahillik derken okumayan cahillik varken bir de okuyan cahiller var aramızda.
Bir profesör elleriyle ayakkabı yalamasını gördük ama yemin etmiş. Anestezi doktorları birbirlerine şiddet göstermesine şaştık kaldık. Demek ki şiddet de cahil kelimesiyle çürümüş oldu deniyor. Seda Hanım farklı konuları bir araya getirdiği bir mesaj göndermiş. Cahillik filtresiyle gönderilmiş yorum. Evet, yani okumak diploma, evet aynı fikirdeyiz temelde. Özetle aynı fikirdeyiz Seda Hanım. Evet, her zaman okul okumak, koca koca okullardan koca koca diploma sahibi olmak maalesef davranışlarımızı aynı yönde etkilemiyor. Günaydın, sağlıklı, huzurlu sabahlar mesajları geliyor. Antalya'dan yağmurlu bir sabahtan Bülent Bey mesajı göndermiş. Birazdan hava durumundan bahsedeceğiz. İlerleyen günler üşümeye, soğuk günlere gebe. Şimdiden söyleyeyim. Hani kış gelmedi, gelmedi. Allah Allah, ne olacak? Yağmur da yağmadı. Kuraklık başladı. Tarımsal kuraklık, gıda fiyatları, pazar etiketleri. Soğuk geldiği zaman şikayet ederseniz bunları hatırlatırım yalnız, haberiniz olsun. Hava soğuyacak, üşeyeceğiz. Biraz da zaten normali yaşamamız lazım. Nasıl ve ne zaman markete rahat rahat gidebileceğiz? Faturalar için uykumuzun kaçmadığı zamanları nasıl ve ne zaman görebileceğiz? Ve promosyon yasalaşsın, özel sektör çalışanları da alsın mesajını Fatma Nalbant göndermiş. Güzel bir mesaj. Nasıl ve ne zaman diye sorduğunuz sorular tıkır tıkır düşmeye başladı. Nasıl ve ne zaman akaryakıtın gerçekten indiğini, indirimin gerçekten ciddi anlamda bir indirim olduğunu anons edeceğiz acaba size. Dün sabah saatleri itibariyle 1 lira 26 kuruşluk bir zamdan bahsetmiştik. Çarşamba günü 1 lira 26 kuruşluk benzin zammı, dünse 84 kuruşluk bir motorin zammından bahsetmiştik. Ama dün de söyledim, bugün de tekrar edeceğim. İndirimlere sevinemiyoruz, zamlara sevinemiyoruz, üzülemiyoruz. Neden derseniz, bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyor, aşağı yukarı aynı yerde kalıyor. Tabii şimdi çifte bir indirim söz konusu, 61 kuruşluk. Çarşamba perşembe gelen zam mı henüz karşılamış dahi değil. Bakalım pompaya nasıl yansımış. Bir gün iniyor, bir gün yükseliyor. Çarşamba günü 1 lira 26 kuruş zamlanan benzinde de, perşembe günü 84 kuruş zamlanan motorinde de bu kez indirime gidildi. İki akaryakıt türünde de 61 kuruş indirim yapıldı. 1 lira zam yapılıyor, 80 kuruş düşüyor. Sonra ertesi gün 1,5 lira zam yapılıyor. Onun için hani artık takip edebilecek durumda değil hiç kimse, herkes şaşkın. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma doğrudan araç sahiplerinin cebine etkiliyor. Fiyatlar dalgalandıkça akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişiyor. Bir indiriyle 3 çıkarıyla. Artık biz de bıktık ama yapacak bir şey yok. Yaptığımız için yani aldığımız mazot kafa kafa inerse yani. Kendi günlüğümüz zor çıkıyor. Her şey ortada, çok pahalı. Çarşamba günü 1 lira 26 kuruş zamlanmıştı benzin. Gelen zammın yarısından bile az indirim, perşembeyi cumaya bağlayan gece geldi. Benzinin litre fiyatında 61 kuruş indirim yapıldı. Aldığımız bütün parayı benzine veriyoruz, başka bir şey değil. Mecbursun. Sabah işe gidiyor, malzeme götürüyor, malzeme getiriyor, mecbursun. Benzinde 61 kuruşluk indirim yapıldı ancak salı gününe kıyasla 65 kuruş daha pahalı hala. Gelen bir zam ve bir indirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da ortalama 21 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 21 lira 26 kuruşa satılıyor. 5 liraya giden kamyon şu an Samsun'a 15 liraya gidiyor. Adam ne yapacak yani, bunu zebzeye koyuyor, adam bunu una koyuyor, adam bunu yeme koyuyor. Motorinde de dün 84 kuruş zam vardı. Bugünse 61 kuruş indirime gidildi litre fiyatında. Yani çarşambaya göre hala 23 kuruş daha pahalı motorin. Dün 24 liranın üzerine çıkmıştı ancak bugün indirimle birlikte 24 liranın altına geriledi. 100 liralık alacağız. Herhalde yarın biter. Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 23 lira 42 kuruşa, Ankara'da ortalama 23 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 23 lira 74 kuruşa satılıyor. Bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Nuran Tuce, sizi görmek güzel ama İlker Bey'i merak ettim diye. Ne kadar naziksiniz. Çok teşekkürler. İlker Karagöz gayet iyi. Her şey yolunda. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Onun bilgisini vermiş olalım. Şanlıurfa'dan günaydın mesajınızı aldık. Beykoz'dan, Bodrum'dan, Ankara'dan, Mersin Anamur'dan, Konya'dan, Bursa'dan. Sevgili izleyenler, mesajlarınız geliyor. Adana'dan, Samsun'dan, şöyle bir bakıyorum, Trabzon'dan,
Hayırlı cumalar mesajı geliyor, günaydın mesajı geliyor, mutlu sabahlar mesajı geliyor sevgili izleyenler. Hepsine çok çok teşekkür edelim. Bir izleyicimiz nasıl ve ne zaman başlığı altında bakın nasıl bir sorgulama yapmış. Nasıl ve ne zaman birbirimizi dinler ve empati kurmayı becerirsek herkes halden anlar kıvamına gelecek. Yorulduk vallahi Ezgim demiş Gülay Hanım gönderdiği mesajda. Nihal Hanım da kostümle ilgili mesaj gönderiyor. Her zaman söylüyoruz efendim, ne anlattığımıza odaklanın, boş verin. Şekil çok önemli değil gerçekten. Ne anlattığımız, içeriği nasıl şekillendirdiğimiz sizi daha çok ilgilendirsin diye ümit edeyim ben. Ankara'dan günaydın mesajlarını hem Öznur Hanım hem de Hülya Hanım göndermişler. Teşekkürler. Şimdi gazetelerle devam edeceğiz. Sinan Ateş suikastiyle ilgili gelişmeler var. Pek çok gazete ilk sayfadan konuya dair gelişmeleri aktarmış. Karar Gazetesi konuyu manşete taşımış. Şimdi sıra Duvardaki Tuğla'da. Devletin itibar sınavı olarak görülen Sinan Ateş cinayetinde kritik aşama kat edildi. Tetikçiyi olay yerinden kaçıran ve iki kez serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel bir ay sonra tutuklandı. Zor dosyada her gün bir başka vahim iddia ortaya atılırken kilit isim konumundaki firari tetikçinin bir an önce yakalanmasına dönük beklenti arttı. Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in katledilmesinde hala karanlıkta noktaların kalması eleştirilere yol açtı. Akşener örtbas var suçlamasını yöneltti. Tepkilerle birlikte MHP'li vekilin evinde ortaya çıkan ve iki kez yakalanıp bırakılan Tolgahan Demirbaş tutuklandı. Tetikçiyi başkent dışına çıkardığı belirtilen şüpheliyle birlikte Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu ileri sürülen Emre Yüksel de cezaevine gönderildi. Kararla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Bir aydır firari olan tetikçi Eray Özyağcı'nın yakalanmasıyla düğümün büyük oranda çözüleceği belirtildi. Öte yandan cinayetin organize şekilde işlendiğine işaret eden bir iddia daha yansıdı. Buna göre organizatör olduğu kaydedilen Doğukan Çep'in 4 adamı Ateş'in ofisinin önünde 4 gün keşif yaptı. Ateş'in geliş gidiş saatleri, aracını bıraktığı yer dakika dakika rapor edildi deniyor. O zaman maddi bir anlaşmazlık var şeklindeki iddialar da çürümüş oluyor kısmen. Bir de aslında öldürmek niyetinde değillermiş gibi gelen, teyide muhtaç da olsa dolanan bilgiler var sevgili izleyenler. Yanlışlıkla olmuş gibisinden. Hani çok çirkin bir durum var ya, böyle topuğuna sıkmak falan gibi. Maalesef affedin yani bu tabiri kullandığım için beni. Hani öyle olacakmış da yanlışlıkla olmuş gibi de teyide muhtaç da olsa bilgiler dolanıyordu. Bu bilgiyle birlikte 4 günlük bir keşif söz konusuysa o zaman o da çürümüş oluyor galiba, öyle değil mi? Devam edelim isterseniz Sinan Ateş suikastine dair o haberle, gelinen son noktayı anlamaya çalışalım. Tolgahan Demirbaş Sayın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. Salındı. Sonra gene alındı. Gene salındı. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Sinan Ateş suikasti soruşturmasında iki kritik tutuklama, tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen, cinayetten bir gün sonra MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınıp iki kez serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş tutuklandı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel hakkında da tutuklama kararı verildi. Tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Şimdi Olcay Kılavuz'un ifadesine başvurulacak mı merak ediyorum. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre cinayetin tasarlanmasında görev alan ve tutuklu olan Doğukan Çep ifadesinde suikast öncesi 4 gün Ankara Çukur Ambar'da Sinan Ateş'in bürosu önünde keşif yapıldığını anlattı. 30 Aralık günü suikast sonrası tetikçi motorla önce Gölbaşı'na kaçırıldı. Oradan iddiaya göre MHP tahsisi çakarlı bir arabayla Ankara dışına. Gazeteci Yavuz Selim Demira tetikçinin Gürcistan'da olduğunu iddia etti. Sinan Ateş'in dayısı diyor ki yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun diyor Sayın Erdoğan. Suikast sonrası tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen kişi Tolgahan Demirbaş cinayetten bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alındı. O gece serbest bırakıldı. Soruşturmaya yeni başsavcı vekili atanması sonrası ifadeye çağrıldı. İkinci kez serbest kaldı. Tolgahan Demirbaş hakkında üçüncü kez gözaltı kararı verildi. Onunla birlikte Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve bir avukat da gözaltına alındı.
alındı. Tolgağan Demirbaş ve Emre Yüksel hakkında tutuklama kararı çıktı. Türk milliyetçiliği kapsayıcı, kollayıcı, kucaklayıcı bir milliyetçiliktir. Ben ateş cinayetinde MHP'ye suçlamalarını... Hadi işine bak, hadi bak. Rahmetli Sinan Ateş'in ismini yeni açılan bir caddeye verdik. MHP lideri Devlet Bahçeli suikast sonrası Sinan Ateş ismini hiç ağzına almadı. Ama Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li belediyenin Sinan Ateş'in isminin bir caddeye verilmesine ilişkin önergesine MHP'li meclis üyeleri de tam destek verdi. 6. maddeyi de oylarınıza sunuyorum. Sinan Ateş'in ismini vermesine. Oy yerine kararlamıştır. Bizim evladımızın katili meclistedir. Suikast meselesi yargıya intikal etmesine rağmen kendini adli makamların, yargı mercilerinin, hakim ve savcıların yerine koyan muarızlarımız bir tür toplumsal linç teşebbüsüne girmişlerdir. Ailelerin, annelerin, babaların, kardeşlerin, bacıların canı hoyratça acıtılmaktadır. Herkesin Regaip Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, suikastin MHP ile ilişkilendirilmesine tepki gösterirken, cinayete ilişkin soruların Sinan Ateş'in ailesinin yakınlarının canını acıttığını belirtti. Ateş'in yakınları ve sevenleri ise memleketi Bursa'da basketbol maçında açtıkları Sinan Ateş atkılarıyla cinayetin aydınlatılmasını istedi. Sayın Erdoğan'ın öyle atıp tuttuğuna bakmayın. Bahçeli ile ilgili parmağını oynatamıyor ya. Niye buna göz yumuyor? Suikastın üzerinden neredeyse bir aya yakın zaman geçti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hala tek kelime etmedi. Aile de muhalefet de sonu nereye giderse gitsin suikastin sır perdesinin aralanmasını istiyor. Sevgili izleyenler, tabii ekran başına geçip de Altılı Masa'nın dün akşam saatlerinde sonlanan toplantısıyla ilgili merakını gidermek isteyen izleyicilerimiz de var. Bununla ilgili çeşit çeşit haber hazırladık. Bu toplantıdan beklenen en büyük gelişme adaylığa dair verilecek sinyaldi. Açıkçası kimse bu toplantıda Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağının açıklanmasını zaten beklemiyordu. Ama demişlerdi ki biz bu toplantı itibariyle bunu tartışmaya başlayacağız. Hatta bir kulis bilgisi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun masada kurmayları tarafından kendisinin aday gösterildiğini söyleyeceği bu toplantıda şeklindeydi. Söyledi mi söylemedi mi henüz yansıyan bir bilgi yok. Buna dair henüz bir sinyal verilmiş değil. Ama tabii ki konuyla ilgili bir takım tartışmalar var. Adaylıksa mesela konu başlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üzerinden Altılı Masa'nın ortak deklarasyonunda bir belirtme, bir alt çizme var. Buna dair AK Parti'den verilen cevaplar da var. Bunların hepsine teker teker bakacağız. Peki gazetelere nasıl yansıdı Altılı Masa'nın bu 11. toplantısı sevgili izleyenler, ona bakalım. Sözcü gazetesi manşetten "Ey aday, geldiysen 6 kez masaya vur" diye bir manşetle çıkmış bugün. 11. defa toplanan Altılı Masa'dan beklenen karar çıkmadı. Umudunu Altılı Masa'ya bağlayan milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı adayının artık belirlenip açıklanmasını ve gerginliğin bitmesini istiyor. Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan 6 liderden oluşan Altılı Masa dün 11. toplantısını yaptı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda gündem, ortak politikalar metni ve Cumhurbaşkanı adayının özellikleriydi. Liderler 9 saat konuştu. Herkes masadan artık bir aday isminin çıkmasını bekliyordu. Ama bir başka toplantıya kaldı. Sosyal medyada bu durum esprili paylaşımlarla eleştirildi. Nitekim umudunu Altılı Masa'ya bağlamış olan milyonlarca seçmen artık aday açıklansın, bu bekleyiş bitsin diyor demiş. Sokakta Kılıçdaroğlu'na itiraz var dedi, görevinden istifa etti. Bu da Sayın Paçacı ile ilgili dün yaşanan flaş gelişme. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı bir gazeteciye verdiği röportajda "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz" dedi. Tepki çekti dün Meral Akşener tarafından. Görevinden istifa ettirildi Paçacı. Sözcü gazetesi "Görevinden istifa ettirildi" diyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ise yaptığı paylaşımda aslında bu istifa kararını çok saygın bir şekilde, kendi cümleleriyle aktarıyorum, çok saygın bir şekilde kendi kendine aldığını söyledi İyi Parti sözcüsü Paçacı'nın bu istifa kararını. Bu istifa tabii ki çok çok konuşulacaktır. Kurumsal iletişimden sorumlu başkandı, İyi Parti'de görevliydi Paçacı ve istifa etti. Sayın Meral Akşener'in de bu
röportajı toplantıdan yarım saat önce öğrendiğine yönelik bilgiler geldi sevgili izleyenler. Yani saat 12 itibariyle başladı, yaklaşık 12 sularında başladı toplantı. Yani saat 11.30 gibi öğrenmiş Meral Akşener. Paçacı'nın Nagihan Alçı'ya verdiği röportajda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sarf ettiği bu sözleri. Sayın Paçacı diyor ki sokağın itirazını görmezden gelemeyiz diyor ve gerçekten parti adına kurulmuş şekilde lanse edilmiş cümleler. Öyle kurmuş belli ki. Bu konu daha çok su kaldırır gibi görünüyor. Birazdan detaylarını vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili altılı masanın tavrını, buna yönelik AK Parti'nin cevaplarını, Cihan Paçacı'nın istifasını sevgili izleyenler, buna dair yapılan son açıklamaları ve masadan çıkan genel olarak mesajları size aktaracağız. Öncesinde Malatya'ya gidelim. Baraj Gölü'ne uçan yolcu otobüsü. Şoför, yolcular bir anda suya gömüldü. Ayağı gaz pedalına takılı kaldı otobüs şoförünün. Göle düşmemek için manevralar yaptı ama kurtulamadı. O sırada iskelede feribot bağlı olmasaydı otobüs daha da derine gidebilir, tamamen sulara gömülebilirdi. Bel hizasında kalan su sayesinde yolcular ve şoför ucuz kurtuldu. Boğulma falan, ağızlarına su dolamamış değil mi? Bedeni aşmadı. Gemi olmasaydı otobüs çok ileri gidecekti ve batacaktı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde bulunan Atabey Feribot iskelesinde yaşandı kaza. Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan MOTAŞ'a ait halk otobüsü iskeledeki feribota binecek yolcuları taşıyordu. Bir anda hızla manevralar yapmaya başladı. Sonra da baraja uçtu. Araçta 10 yolcu vardı. Şoför de, yolcular da büyük korku yaşadı. Araç içi kameraya yansıdı o anlar. Çevredekiler yardıma koştu. Kısa sürede itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri de geldi. 8 kişi biz çıkardık. Kalanlar da ikili arkadaşlar çıkardı. Otobüsün etrafını yeniyorsunuz. Onlar polisle yiyor. Can yeleklerini attık ve otobüsün üstüne atladık. Camları kırmaya başladık. Evet. Can yelekler, simitlerle destek verdik. İşte o esnada camlar kırıldı. Hepsini tek tek çıkardık. Belediye otobüsümüz buraya gelirken yolcuları vapura yetiştirmek için orada şoförümüzün ayağı gazla takılı kalıyor. Otobüsteki 10 yolcu kurtarılırken kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gerçekten çok ucuz atlatılmış bir kaza. Dün itibariyle sadece araç içi kamerasından görüntülerini görme şansımız olmuştu. Dışarıdan bakıldığında meğer kaç tur atmış dışarıda. Biz hatta rejide birlikte yönetmenimle şu yorumu yaptık. Belki de yavaşlayabilmek için suya girmeyi tercih etti şoför. Çünkü gaz pedalı takılı kalınca, aracı durduramayınca belki de bunu tercih etmek zorunda kaldı. Nasıl ve ne zaman dediğiniz mesajlarınız da geliyor sevgili izleyenler. Bir de Ege'den, Ege'nin kıyılarından, Antalya'dan, Muğla'dan çok ciddi yağış olduğuna dair haberler geliyor. Yine maalesef istenmeyen görüntüler ve mağduriyetler yarattığına dair yağışın. Hani küresel iklim değişiminin olayı bu ya, kuraklık yaşatıyor size, normal yağış rejiminin dışına çıkartıyor, yağmıyor, sonra bir anda geliyor. O kurak yüzeyde maalesef, hani beklersiniz ki kurak yüzeyde yağan yağmur hemen toprağa emilsin, hayır tam tersi oluyor. Kurak yüzeyde maalesef yüzey akışı daha da yüksek ihtimal haline geliyor sevgili izleyenler. Yine benzer görüntüleri aktaracağız. Baştan söyleyelim, bugün itibariyle birazdan detaylandıracağız ama Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya aşırı yağış alabilir. Şu saatlere itibariyle riskli saatler çoktan başladı, sabaha karşı başladı. Akşam saatlerine kadar bu risk devam edecek, aşırı yağış riski. İstanbul'da saat 9 itibariyle kuvvetli sağanak yağışın yer yer etkisi altına girecek. Ve İstanbul üzerindeki kuvvetli sağanak yağış ihtimali de öğle saatleri ve öğleden sonra saatleri itibariyle
gidiyor. Yağış devam edecektir ama hani o riskli kısmı en azından saat 9 ile 1 arasında diyebiliriz İstanbul için. Ancak Çanakkale, özellikle Aydın, Muğla, Antalya ve bir kısmıyla İzmir'in kıyı kesimlerinde aşırı yağıştan bahsediyoruz. Beraberinde lodos fırtınasından bahsediyoruz. Saatler ilerledikçe risk azalacaktır ama şu an en riskli saatlerde olduğumuzu hatırlatmak isterim. Mesajlarınız geliyor sevgili izleyenler. Gelen mesajlar arasında nasıl ve nerede başlığına da nasıl ve ne zaman başlığına da itibar gösteriyorsunuz görüyorum. Ruhi Becenek bir mesaj göndermiş. Aslında hayati sorunlar olmasa eğlenceli bir dönem yaşıyoruz. İlaç yok diyoruz, hasta çok ondan diyorlar. Para yok diyoruz, telefonunu çıkart diyorlar. Adalet diyoruz, Silivri soğuk diyorlar. Ekonomi diyoruz, enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık diyorlar. Çiftçi üretemez hale geldi diyoruz. Paramız var, ithal ediyoruz diyorlar. Parayı nereden bulacağız diyoruz. Vergileri %122 artırıyorlar. Biz pek nefes alamıyoruz. Nasıl ve ne zaman düzelir bilmiyorum ama uzaktan izleyenler keyifle ve gülen gözlerle izliyordur sanırım bizi. Mesajını göndermiş Ruhi Bey. Teşekkür edelim efendim bu mesajına. Gece saatlerinde İstanbul iki farklı adreste alevlerle sınav verdi. İstanbul Güngören'de plastik ve hurda deposu bir anda alev aldı. İki kişi kendini dışarı atarak kurtuldu. Bir diğer yangının adresi Pendik oldu. Cam fabrikasını alevler sardı. Güngören'de iki katlı plastik ve hurda deposu olarak kullanılan binada çıktı yangın. Alevler hızla yayıldığında iki çalışan depodaydı. Kendilerini dışarı atarak yangından kurtuldular. Güngören'deki depoya çevre ilçelerin de desteğiyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir saatte yangını söndürdü ancak yangının yeniden başlama ihtimaline karşı saatlerce soğutma çalışması yaptılar. Pendik'te ise cam üretim fabrikasının deposunda başladı yangın. Kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Kaynarca Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı fabrikada gece yarısına doğru çıktı yangın. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi 1 saat sürdü. Soğutma çalışmaları titizlikle devam ediyor. Geçmiş olsun diyelim sevgili izleyenler Pendik ve Güngören'e. Mesajlar geliyor ama biraz da gazetelerle devam edelim mi? Cumhuriyet Gazetesi'ni getirsin Savaş Yıldız. En zor toplantı başlığıyla Altılı Masa'nın 11. toplantısını Cumhuriyet bugün manşete taşımış. Altılı Masa'nın geç saatlere kadar süren toplantısının ana gündemi aday oldu deniyor. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra Altılı Masa ilk toplantısını dün yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritasına son rötuşlar yapıldı. Liderler hükümet programını ve komisyonların raporlarını da görüştü. En önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı adayı tartışması oldu. Kulislere yansıyan bilgiye göre genel başkanlar akşam geç saatlere kadar devam eden toplantıda ilk kez isim üzerinde konuştu. Masanın ortak Cumhurbaşkanı adayınınsa 30 Ocak'taki toplantıda açıklanması bekleniyor denmiş. Yarım saat önce öğrendi. Az evvel benim de size aktardığım bilgi Sayın Paçacı ile ilgili durumu Sayın Akşener'in yarım saat önce öğrenmiş olmasıyla ilgili. İYİ Parti kaynakları Meral Akşener'in Cihan Paçacı'nın demecini Altılı Masa toplantısından yarım saat önce öğrendiğini belirtti. Akşener'in konuyu liderler zirvesine taşıdığı ve sürecin Cihan Paçacı'nın görevinden istifasıyla sonuçlandığı belirtildi. Peki neydi Paçacı'nın adaylıkla ilgili çıkışı? Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz sözleri tepki çekmişti. İYİ Partili Paçacı'nın görevinden istifa etmesine sebep oldu. Altılı Masa kurmayları kendi görüşünü parti görüşü gibi açıklamış. Doğru bulmuyoruz. İstişareyle ortak aday açıklanır dedi diyor. Peki Türkiye İşçi Partisi ne diyor sevgili izleyenler? Biliyorsunuz bir ittifakımız daha var. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını destekleyebileceklerini söyledi. Baş, önümüzde bir program gelirse çok net tavrımızı da ortaya koyarız diyor. Yani programı görmek istiyor. Aslında zaten Altılı Masa'da vatandaşın, seçmenin bir program görmek isteyeceğini
öngörerek önce program, önce yol haritası dediği açıklanıyor en başından beri. Çünkü altılı masada çıkacak bir ortak aday masadan veya dışarıdan, şimdilik masadan olacak gibi görünüyor sevgili izleyenler. Eğer bir yol haritası çıkarılmazsa, bir ortak değerler bütünü oluşturulmazsa sorulan sorulara yekten cevap veremeyeceği söyleniyor. Direkt olarak cevap verebilmesi için, bunun siyasi söylemlerinin güçlü olabilmesi için bir yol haritası belirlensin ki güzergahı bilsin diyorlar ortak aday ve böylece dönüp dönüp altılı masaya sorup itibar kaybetmesin gibi bir durum söz konusu. Açıklamalar bu yönde daha doğrusu. Farklı farklı altılı masa liderleri, farklı farklı genel başkanlar bu yönde açıklamalar yaptılar. Bakacağız bakalım bugünkü toplantıdan sonra neler çıkıyor, seçime dair hangi ışıklar yandı, hangi anlamları çıkarabiliriz. Şimdi Beylikdüzü istikametine giden arızalanan bir metrobüsün haberiyle devam edeceğiz. Metrobüse binenler yaya kaldı. Beylikdüzü istikametine giden metrobüs arızalandı. Metrobüsten inen yolcular yolculuklarına yaya olarak devam etti. Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü durağına kadar yürüdüler. Daha fazla beklemeye dayanamadılar. Metrobüs hattında yolculuklarına yürüyerek devam ettiler. Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs Avcılar'da arızalandı. Yolcuların metrobüs hattında yürüyüşleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Metrobüs Şükrübey durağı yakınlarında arıza yapınca aynı istikametteki diğer metrobüslerle trafik yoğunluğu oluşturdu. Metrobüs hattı bir süreliğine kilitlendi. Bozulan metrobüsten inen yolcular hat boyunca yürüyerek Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü durağına ulaştı. Arızalı metrobüs hattan kaldırıldı. Metrobüs yolunda trafik normale döndü. Mesajlar geliyor. Uğur Bey kamu bankalarında çalışan yönetmen ünvanlı personelin 3600 ek gösterge sorununu gündeme getirmemizi rica ediyor. Emekli banka personelinin mağdur durumda olduğunu söylüyor. Bir diğer izleyicimiz, bu hareket başörtülü kardeşlerimizin oyunu kapma hareketi, siyasi komedi, yemez artık kardeşlerimiz bunu demiş. Bahri Benek göndermiş mesajı efendim. Nasıl ve ne zaman? Korkuyorum bu soruların cevabını neye verebileceğiz? Faturaları mı, kiraya mı, okuyan evlatlarımıza mı, nasıl ve ne zaman acaba nefes alacağız sorusunu Özgül Hanım sormuş efendim. Bir diğer izleyicimiz Güzel Çamlı'dan günaydın diyor. Kuşadası'na Güzel Çamlı'ya selamlar. Sabaha karşı aşırı rüzgar ve arkasından gök gürültülü şiddetli yağmur. Nasıl ve ne zaman düzeleceğiz demiş. Bahsedeceğiz efendim. Siz de bu aşırı yağış etkili olma ihtimali olan riskli bölgedesiniz. Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da başta olmak üzere biraz İzmir kıyıları bu riskin etkisi altında ve Çanakkale kıyılarında bugün itibariyle Balıkesir'in Ege Denizi'ne kıyısı olan kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, beraberinde lodos fırtınası, hatta zaman zaman yer yer aşırı yağış diyebileceğimiz bir yağışlı hava riski söz konusu. Tedbir alınır mı bu saatten sonra? Olabildiğince alın. Ne diyeyim? Olabildiğince alın. Kılıçdaroğlu aday olursa olmaz diyen bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Bir diğer izleyicimiz karşı yakadan havanın yağmurlu olduğu bilgisini veriyor. Pek çok mesaj nasıl ve ne zaman başlığı altında gelmeye devam ediyor. O zaman biz de gazeteleri okuyarak nasıl ve ne zaman Altılı Masa'nın adayı açıklanacak onu anlamaya çalışalım. Altılı Masa'da Pencere Gazetesi de pek çok gazete gibi Altılı Masa'yı bugün manşet yapmış. Altılı Masa artık Millet İttifakı diyor, bir nüansa dikkat çekiyor. Altılı Masa saatler süren toplantının ardından yaptığı açıklamada kendisinden ilk kez Millet İttifakı olarak bahsetti. Açıklama metninde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yeter söz milletindir diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır ifadesi kullanıldı. Tabii bir yandan da çok komik bir durum var sevgili izleyenler. Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında çok kritik bir seçime gidiyor. İktidarın da muhalefetinde sloganı ortak. Yeter söz milletindir. Gerçekten gülsek mi, ağlasak mı karar vermekte zorlanıyoruz. Masa ilk kurulduğunda özellikle yeni kurulan partiler oluşumdan ittifak olarak bahsedilmesine karşı çıkıyorlardı. Bir sonraki toplantı Saadet'in ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yapılacak deniyor. Bir diğer bilgiye göre 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının
masanın en büyük, yaşça en büyük lideri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından açıklanacağı yönünde. Teyide muhtaç bilgidir. Ama benden duymuş olun, söylemiş olayım. 30 Ocak'ta ise hükümet programı, yani yol haritası açıklanacak. 6 siyasi partinin uzun süredir üzerinde çalıştığı hükümet programı 30 Ocak'ta liderlerin de katılacağı bir toplantıda açıklanacak. O toplantıda geçiş sürecinin yol haritasının da açıklanması bekleniyordu ama aday müzakereleriyle birlikte yol haritasına ilişkin görüşmelerin devam edeceği duyuruldu. Yani altılı masa ülkeyi nasıl yöneteceğini de duyuracağı yol haritasına ilişkin açıklamayı da ileri bir tarihe erteledi diyor sitemkar bir üslupla Pencere Gazetesi'nin editörleri. Altılı Masa'nın 11. toplantısını böyle yorumlamışlar. Paçacı krizi istifa getirdi şeklinde az evvel başka gazetelerden aktardığım bilgiler Pencere'de de var. Aday nasıl belirlenecek başlığı altındaysa ilk kez Cumhurbaşkanı adayının masaya yatırıldığını söylüyor Pencere Gazetesi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada aday belirlenirken halkın tercihlerinin dikkate alınacağı vurgulandı. Aslında Sayın Paçacı'nın da söylediği biraz buydu. Halkımızın Türkiye'de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir. Altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır ifadesine yer verildi deniyor. Bir de başörtüsü meselesi vardı hatırlayacaksınız anayasayla ilgili. Pek çok parti, siyasi parti, pek çok kadın hak savunucusu, pek çok sivil toplum örgütü muhalefet partilerine çağrı yaptılar. Yapmayın, etmeyin dediler bu anayasa değişikliğiyle ilgili. Bakın o 6 parti bu konuyla ilgili nasıl bir bilgi verdi o deklarasyonda. CHP ve İyi Parti meclis gündemindeki başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini iktidar ittifakıyla müzakere etmek istemiş ve bir önerge hazırlamış. AK Parti ve MHP bu teklifte değişikliğe yanaşmamıştı. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımına tepki gösteren liderler yayınladıkları ortak mesajda Cumhur İttifakı her zaman yaptığı gibi samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacını ortaya koymaktadır ifadelerine yer verildi deniyor. Bir de Sayın Erdoğan'ın adaylığı konuşuluyor biliyorsunuz. Anayasaya aykırıdır deniyor. Son olarak Selahattin Demirtaş bu konuyla ilgili başvuru yapacağını söyledi YSK'ya. Komik de bir video paylaştı hatırlayacaksınız. Belki de denk geldiniz. Altılı Parti'nin, Altılı Masa'nın ve artık rahatça belki söylenebilir Millet İttifakı'nın son deklarasyonundaysa bu konuyla ilgili anayasaya aykırıdır şeklinde net bir ifadede yer aldı. Ama buna karşı bir mücadele sergileyecekler mi? Buna dair bir bilgi verilmedi diyelim. Pencere gazetesinden bir diğer detayı okuyalım. O da Halkların Demokratik Partisi HDP ile ilgili yargı sürecine dikkat çekiyor. Dün bir erteleme talebi vardı, reddedildi. AYM HDP'nin erteleme talebini reddetti. HDP nasıl bir erteleme talep etmişti? HDP seçimden sonraya bırakılsın. HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili durum demişti. Bu mahkeme süreci seçimden sonraya kalsın demişti. AYM reddetti. Anayasa Mahkemesi bize demiş oldu ki biz seçimlerden önce demokratik siyasete ve seçim ortamına müdahale edeceğiz iktidarın dediği gibi ve sizin hakkınızda bir karar vereceğiz demiş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin HDP'den açıklama Yüksek Mahkeme HDP'nin kapatma davasına ilişkin kararın seçim sonrasına bırakılması talebini oy birliğiyle reddetti. HDP seçim öncesi kapatma kararı çıkabilir derken AK Parti'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Önümüzde seçim var. Bu seçimi etkileyecek bir yaklaşımın Türk siyaseti açısından nasıl bir sonuç doğuracağını yani fehmetmek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız hainsiniz. Yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? Bu polemikten iki gün sonra Yüksek Mahkeme toplandı. HDP'nin karar seçim sonrasına bırakılsın talebini görüştü Yüksek Mahkeme. O talebi reddetti. Cumhurbaşkanının 10 Mart'ta alacağı seçim kararından 4 gün sonraya yani 14 Mart'ta HDP'ye sözlü savunma için de tarih verdi. 14 Mart'ta savunmamızı yaptıktan sonra raportöre gidecek. Bir 15 gün içinde diyelim hazırladığı zaman raporunu. Bu demektir ki
Nisan ayı itibariyle Anayasa Mahkemesi bunu her an gündemine alır ve bir karara varır. Bu demektir ki Türkiye'deki seçimlere Anayasa Mahkemesi doğrudan müdahale etmiştir. HDP kapatma davasına ilişkin kararın seçimden bir ay önce yani Nisan ayı içinde alınmasını bekliyor. Ancak seçim takvimi çoktan başlamış, seçime girecek partiler belirlenmiş, milletvekilleri listeleri YSK'ya teslim edilmiş olacak. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı kararnamesiyle seçim kararı alınacaksa 4 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu seçime girecek partilerin listelerini yayınlayacak, aday listeleri hazırlanacak. Bütün bu hazırlıklar yapılsa da Anayasa Mahkemesi Nisan ayında bir karara gittiği zaman da seçime hazır olan HDP seçime giremez hale gelecek. HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin. Burada biliyorsunuz kapatma ve siyasi yasak isteme meselesi de var. En kötü şartlara göre hazırlıklarımızı yaptık. Seçmenimizi kesinlikle alternatifsiz bırakmayacağız. Sandıkta hesabını seçmenlerimiz soracaktır. Seçim takvimi için Anayasa Mahkemesi'nin olası kapatma ve siyasi yasak kararı seçime doğrudan müdahale anlamı taşır diyor HDP. Biraz havanın durumundan bahsedelim mi sevgili izleyenler? Kuvvetli sağanak yağıştan, aşırı yağıştan bahsederken İzmir'den gelen görüntüleri aktaralım. Şu an itibariyle Ege kıyılarında Antalya'da, Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Balıkesir'in Ege'ye kıyısı olan ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış riski var. Hatta zaman zaman yağış aşırı yağış şeklinde olabilir demiştik. Bakın İzmir'den nasıl görüntüler geldi. Sabaha karşı çekilmiş görüntülerde İzmir'de şehir merkezinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yolların suya boğulduğu, suya gömüldüğü görüntüler haber kameralarına yansıdı. İzmirli vatandaşın amatör kamerasına böyle yansıdı. Gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gelmiş, şimşekler çakmış. Bir de beraberinde kuvvetli lodos, zaman zaman fırtına seviyesine çıkan lodos söz konusu. Dolayısıyla bugün itibariyle sadece İzmir'de değil bu risk Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da da var. Aşırı yağış kıyı şeridinde sevgili izleyenler ama İç Ege'de, Marmara'nın güneyinde, Bursa'sında, Bilecik'inde, Çanakkale'sinde yok mu kuvvetli sağanak yağış? Var. Kıyıdaki aşırı yağış, iç kesimlerdeki kuvvetli sağanak yağış aralıklarla etkili olacak. Beraberinde lodos fırtına şiddetinde esecek. İzmir'e geçmiş olsun diyelim sevgili izleyenler. Bu manzaraları yaşamamak için öncesinde tedbir almak gerekiyor. Bu manzaraları yaşamamak için hani böyle sadece mazgal temizliğinden falan bahsetmiyorum. Yıllardır yapıla gelmiş bir takım hataların telafi edilmesi gerekiyor. Yıllardır yapılmamış eksiklerin tamamlanması gerekiyor. Altyapının, üst yapının artık tüm şehirlerde kuvvetli sağanak yağış riskine, aşırı yağışa ve ekstrem tüm hava olaylarına hazır hale getirilmesi lazım. Çünkü iklim değişimi nedir? Olağanın dışındaki hava olaylarının ki meteoroloji bunu ekstrem olarak tanımlar. Ekstrem hava olaylarının sayısı, şiddeti, süresi ve sıklığı artacak. Tüm dünyada bu yaşanacak. Farklı bölgeler kendi coğrafi özelliklerine ve konumlarına göre bunu farklı şekillerde yaşayacaklar. Buna hazırlanın diyor bilim insanları. 10 yıllardır. Dün demediler yani bayağıdır diyorlar. Hadi gelin bugün başka nerelerde kuvvetli sağanak yağış var bilgisini de aktaralım. Haritaların başına geçelim efendim. Bu manzarayı başka nereden görebiliriz bugün? Bu manzarayı bugün Antalya'dan görebiliriz, Muğla'dan görebiliriz, Aydın'dan görebiliriz. Kuşadası'ndan az önce konuyla ilgili bir mesaj zaten geldi. Çanakkale'den görebiliriz, Balıkesir'in sevgili izleyenler Ege Denizi'ne kıyısı olan noktalarından görebiliriz. Dolayısıyla özellikle şu saatler aşırı yağış için riskli saatlerdir. İlerleyen saatlerde İç Ege'de kuvvetli sağanak yağış var. Balıkesir'de, Bursa'da, Bilecik'te kuvvetli sağanak yağış var. Kütahya, Afyon, Uşak kuvvetli sağanak yağışı aralıklarla alacak. Akşam saatlerinde bu yağışlar karla karışık yağmura dönecek İç Ege'de. Aynı zamanda Eskişehir, Ankara günün ilerleyen saatlerinde yağışın etkisi altına girecek. Yağış böyle batıdan doğuya doğru ilerlerken bölgeyi etkisi altına alacak kademe kademe. Ankara'da, Eskişehir'de, Konya'nın yükseklerinde sağanak yağış görülebileceği gibi karla karışık yağmur da görülebilir. İstanbul'da durum ne olacak? İstanbul'da da gün içerisinde işte sabah saat 8, 9, 10, 11, 12 civarında yer yer yağış kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düşebilir. O yüzden
Ege'deki kadar, kıyıdaki kadar kuvvetli bir yağıştan, yüksek bir riskten söz etmiyoruz. Ama yine de dikkatli olunması gerekiyor. İlerleyen saatlerde bu yağışların iç kesimleri sarması ihtimalinden söz ediyoruz. Aynı zamanda İç Anadolu bölgesi akşam ve gece saatlerinde yağışın etkisi altına girecek. Karadeniz yağışın etkisi altına girecek. Akşam ve gece saatlerinde doğuya doğru geçiş yapacak yağışlar. Yarınsa iç kesimlerde ve doğuda yağan kardan bahsedeceğiz burada. Siz de orada olursanız göreceksiniz. Ezgi demişti diyeceksiniz. Bugün pek çok uzman da zaten söylüyor. Lodos fırtınası da uçma, kopma, devrilme yaşatabilir. Kıyılarda, batıda bu lodos fırtınası etkili olacak. Ulaşımda aksamalar yaşatabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var. Peki ekstrem hava olaylarını, küresel iklim değişiminin bu şaşırtan ve mağdur eden, hatta zaman zaman can alan etkilerini sadece biz mi yaşıyoruz? Hayır, biz yaşamıyoruz. Mesele burada hazırlıklı olmak. Gelin Japonya'ya gidelim. Japonya'yı son 10 yılın en şiddetli kar fırtınası vurdu. Araçlar kara gömüldü. Binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Türkiye'de son yılların en kurak kış mevsimi yaşanırken Doğu Asya ülkeleri Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgasıyla buz tuttu. Japonya'da meteoroloji günler öncesinden sıcaklıkların düşeceği uyarısını yaptı. Japon denizi kıyılarını vuran dondurucu soğuk etkisini kısa sürede gösterdi. Hızı saatte 100 kilometreye aşan rüzgarla birlikte sıcaklık mevsim normallerinin 15 derece altına düştü. 12 farklı noktada rekor soğuk kaydedildi. Şiddetli kar yağışı hayatı felç etti. Ulaşıma kapanan yollarda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. 500'den fazla uçak seferi iptal edildi. Trenlerdeki binlerce yolcu saatlerce mahsur kaldı. Kar fırtınası sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Soğuk hava dalgası Çin'in kuzeyinde de etkili oldu. Rusya sınırındaki Mohe şehrinde sıfırın altında 53 dereceyle rekor kırıldı. Gemiler Liaodong Körfezi'nde yüzeyi buz tutan denizde ilerlemekte güçlük çekti. Kore Yarımadası da soğuklarla boğuşuyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi. Afganistan'da son 2 haftada olumsuz hava koşulları nedeniyle 157 kişi donarak hayatını kaybetti. Peki bize ne zaman kar gelecek diye sorarsanız İstanbul'dan bahsederek başlayayım. Adetten olduğu üzere İstanbul'a şimdilik ufukta görülen böyle keskin bir ihtimal yok kara dair. Şimdi İstanbul için kar tahmini yapmak çok kolay değil. Sıcaklıklar bu kar sınırında şu anda. İleriye dönük baktığımızda, önümüzdeki haftanın haritalarına baktığımızda İstanbul için sıcaklık değerleri karın sınırında. Karla karışık da olabilir, kara da dönebilir, yağmur şeklinde de kalabilir kıvamında ilerliyor sevgili izleyenler. Ama çok değil, birkaç gün sonra, yarın itibariyle, yarın gece saatlerinde, pazar günü itibariyle Marmara'da kar düşmesini beklediğimiz alanlar var. Bursa Bilecik çevreleri, Kocaeli Sakarya'nın yüksekleri devam edecek şekilde Bolu'da, Düzce'de, yüksek kesimlerde, yaylalarda bu hafta sonu hemen kar yağmaya başlayacak. Doğu Anadolu bölgesi yarın öğle saatleri itibariyle tamamen yağışın etkisi altına girecek ve yağışlar yarın büyük ölçüde kar şeklinde düşecek. Doğu Anadolu bölgesinde zaten pazar günü hissedilir ve keskin bir sıcaklık düşüşünü hep beraber yaşayacağız. Beklediğimiz kış havası gelecek. Bu kış havası pek çok adreste yağışları kara çevirecek. Şimdiden bakıldığında şuraya bile kar yağdı şeklinde şaşırtacak bir durum gözlenmiyor. Kar yağmasına alışık olduğumuz adreslere yağacak pazardan itibaren kar. Ama hani İstanbul'a gelir mi? Yok efendim İzmir'e sokulur mu? Şimdilik bunlarla ilgili bir emare oluşmuş değil. Bu haftayı soğuk ve yağışlı geçireceğiz. Şubat ayına soğuk ve yağışlı gireceğiz. Bu iyi bir şey çünkü barajlarımız çok kötü durumda. Bakın Milliyet Gazetesi bugün ilk sayfadan barajlardaki durumumuzu aktarmış. Tabii ki su varlıklarımız sadece el yapımı barajlarla sınırlı değil ama bunlar önemli bir gösterge oluyor sevgili izleyenler. Barajlar en düşük seviyede demiş İstanbul üzerinde. Rakamları açıklamış Milliyet. İstanbul'un barajlarındaki doluluk %30'un altına indi ve son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. İSKİ verilerine göre Alibey'de %15,76, Büyükçekmece'de 32,96, Elmalı'da %25,7, Istırancalar'da %24, Kazandere'de %4,
Ömerli'de %32, Pabuçdere'de %4, Sazlıdere'de %35, Terkos'ta %35 su kaldı. Alın ortalamasını. Hepsi İstanbul'da değil, bazıları Trakya'da. Oradan buraya taşınıyor. Mega kentiz ya. Alın ortalamasını, %30'un altında. Son 10 yıla şöyle bir geri sarın. Bu tarihte hiç bu kadar düşmüş mü? Hayır, düşmemiş. Aslında dünyada da var sıkıntı. Hani diyoruz ya, havaysa bütün dünyanın havası. Dünya batabilir. Antarktika'da 1550 kilometre karelik buzdağının tuz gölü kadar parçalanarak kıtadan ayrılması endişelere neden oldu. Son 2 yılda ikinci büyük buzul kopuşunun yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, gelecek yıllarda devasa buzul kopuşlarına bağlı deniz suyu seviyelerinin yükseleceğini söylüyor. Yıllardır söylüyorlar. Kıyı şeridini, Venedik'i örnek gösteriyorlar. Su seviyeleri yükselecek. Kıyı şeridinde şu kadar artış olursa şu kadar kilometre şeklinde ölçüler veriyorlar. Ortalama sıcaklıktaki 1,5 derecelik artış pek çok ülkede kıyılarda 100 metre suya gömülme anlamına geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kilometrelerle ifade edilen yerler var. Bu biraz coğrafyaya göre de değişiyor biliyorsunuz. O yüzden mesele ciddi. İlerleyen zamanda iklim daha da büyük bir mesele haline gelecek. Dert haline geldi bile. O yüzden şimdiden kendimizi hazırlayacağız. Su politikası hazırlayacağız, bir de gıda politikası hazırlayacağız. Öyle bir gıda politikası hazırlayacağız ki sevgili izleyenler, öyle insanlar çaresizlikten buzağa veren ineklerini, süt aldıkları ineklerini kestirmek zorunda kalmayacaklar. Cumhurbaşkanı ne dedi? Yem fiyatlarını %5 düşürüyoruz, 4 ayda sabit diyoruz. Yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Yılbaşından bu yana süt yemine 20 ile 30 lira arasında zam geldi. Saman ne oldu? Saman 3000-3500 aralığında 4000'e doğru gidiyor. Yem fiyatlarında olan artışları bir türlü anlamaz olduk. Hayvanlarımız aç, doyuramıyoruz hayvanlarımızı. Haftada 1-2 kilo alabiliyorduk ama şimdi herhalde bunu 250 grama falan düşürdük. Çocuğunuz var mı? Var. Beslenmeleri de gerekiyor, ona faydalı olmaya çalışıyoruz ama hayat koşulları da başka şeyi zorluyor. Olursa yaparsınız. Besicinin artan maliyeti tüketiciye zam olarak dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayına kadar yem fiyatlarının sabitleneceğini söylemişti ama fiyatlar yerinde durmadı. Hayvancılıkta peynir, eti geçti. İnan. Peynirin fiyatındaki artış neden kaynaklanıyor? Süt inekleri kesime giderken bas bas bağırdı. Süt üretimi düştü. Süt üretimi düşünce peynirin, sütün fiyatları arttı. 4 tane çocuğum var. Süt yani benden hiç kimse rahat rahat alamıyor. Yani bir şeylerden kısıp mecburen çocuklara bakmak zorundayız. Bugün bir çuval yem 320 milyon, 325 milyon para oldu. 1,5 ay önce aldığımızda 280 milyon alıyorduk. Yetkililerin bize yardım etmesini istiyoruz. Süt ve süt ürünleri Ocak ayı içinde bile 3-4 defa zamlandı. Ocak ayı başında 170 lira olan beyaz peynir şu anda 210 lira. 175 lira olan kaşar peynirin kilosu 210 lira. 200 lira olan tereyağın kilosu 220 lira. Bir kutu süt Ocak ayının başında ortalama 19 liraydı. Şu an 23-28 lira arasında. Nasıl alacak insanlar bir maaşla? Azaltıyorlar değil, alamıyorlar. Türkiye ithal eden bir ülke değil, net olarak ihracatçı bir ülkedir. Biz ihracatçı bir ülkeyiz diyorlar. Rusya'dan buğday getirip, Ukrayna'dan buğday getirip Türkiye'de işledikten sonra un ve makarna olarak yurt dışına satmayı başarı diye anlatıyorlar. İthalatımız artıyor. Bu ülkeye 130'a yakın ülkeden gıda geliyor. Bu ülkede o yok bu yok diyenlere de biraz kapak olsun diyorum. Yurt dışından kasaplık sığır getirilirken, ham ayçiçek ithalatı hız kazanmışken, yem fiyatları da dövize bağlı artıyor. Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatını Ekim'den bu yana 8 lira 50 kuruşta tutuyor ama süt ve süt ürünlerinin fiyatı tırmanıyor. Çok pahalı kızım, çikolata şevizi 160 lira tuttu. Bir tane peynir, bu var ya 57-58 lira mı? Ne kadar sürede tüketeceksiniz onu, gramı? Ya 2 gün ancak, para yetişmiyor. Şimdi o tarafları değişiyor diyorum kızım. Gene diyorum zam mı geldi? Çok geliyor kızım. Bugün aldım ya yarın geliyorum başka diyorlar. Şimdi biraz altılı masadan çıkan sonuçlara bakacağımız haberlere sıra geldi sevgili izleyenler. Yeni Çağ gazetesi de konuyu manşete taşıyan gazetelerden bugün. Milletin geleceği için bu masadayız manşeti atılmış bugün altılı masanın 11. toplantısına dair habere.
aday belirleme sürecini başlatan altılı masanın liderleri paylaştıkları videoyla "Biz birlikte güçlüyüz" mesajı vererek "Milletimiz için buradayız" vurgusu yaptı. Bakın, bütün liderlerin verdiği mesajlar tek tek aktarılmış. "Yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yolu" mesajını Meral Akşener veriyor. "Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus, pusulamız devlet, iğnesi millet, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet." Zaten bu sürece belki de damga vuran sözleridir Sayın Akşener'in bu cümleler. "İktidar milletin iradesiyle değişir" sözleri Sayın Davutoğlu'na ait. "İktidar hırs sahiplerinin lütfuyla bir yerden bir yere değişmez. Milletin iradesiyle değişir. Millete ait olan bir devlete inanıyoruz. İktidarı bize devlet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız." "Doğru milletim asla başını eğme. Doğru milletim asla başını eğme" mesajı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. "Mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti geçireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğru milletim diyorum, asla başını eğme." "Tarihin tecelli edeceği gün" mesajı Sayın Uysal'dan. Kendisi sözlerinde "yeter söz milletindir" diye de haykırıyor. "Geleceği inşa etmeye hazır mısınız" mesajı Sayın Karamollaoğlu'ndan. Sayın Babacan'sa "milyonlarla birlikte seçimi kazanacağız" mesajı veriyor. O ortak yayınlanan videoya birazdan bakacağız. Ama isterseniz muhalefetin son toplantısından, daha doğrusu altılı masa özelindeki muhalefetin, Millet İttifakı'nın 11. toplantısından çıkan adaylığa dair mesajlar. "Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk. 11. kez bir araya gelen altılı masa ilk kez Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğini konuştu. Toplantıdan bir isim çıkmadı ama ilk kez altılı masa için Millet İttifakı vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini biz düşünüyoruz. Sayın genel başkanlardan isim öneren, bazı isimlerle ilgili şöyle bir istişare yapmak isteyenler olursa kuşkusuz o istişarenin içinde biz de olur. Ortak metinde bir isim yer almadı. İsmin nasıl belirleneceğini konuştu liderler yalnızca. Bir kez daha adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak denildi. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında demokrasi aşıklarının adayı olacak. Halkımız müsterih olsun. 6 parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır. Hazırım diyorsunuz. Elbette yani. Niye hazır olmayalım? Altı lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. Masadan isim çıkmadı ama altılı masa Erdoğan'ın adaylığına karşı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Altı lider Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırı diye ses yükseltti. Altına imza attıkları metinle AK Parti'den de yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanının anayasaya aykırı olarak 3. kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Eğer Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor. Bırakın bunları. İhtiyaçsa YSK tartışsın. Siz adayınızı çıkarın karşımıza. Anayasayı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Mesajlarınız geliyor sevgili izleyenler. Hani bizi hangi ilden, hangi ilçeden izliyorsunuz, gönderiyorsunuz ya. Bir izleyicimiz ise geçiş noktasında. Bir ilden bir başkasına giderken bizi izliyor. Duygu Hanım, otobüste olmak, yolda olmak sizi izlemeye engel değil şeklinde bu mesajı göndermiş. Paylaştığı fotoğrafıyla birlikte iyi yolculuklar diyelim efendim. Şoförler bizi izlemesin. Eğer yol sırasında izleniyorsak böyle sadece dinleyin. Olur mu? Yol sırasında yola bakmanız bizim için daha kıymetli. Herhangi bir kazaya sebep olmak asla istemeyiz. Ama tabii böyle Duygu Hanım gibi yolcuları da bekleriz. Buyurun her zaman. Biz de bir yolculuğa çıkalım. Anadolu'ya doğru. Ne dersiniz? İstanbul'dan şöyle bir çıkalım. Önce bir Kocaeli'ye uğrayalım. Kar değil zam yağdı diyor Kocaeli gazetesi bugünün manşetinde. Yılın ilk toplantısını yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, şehir içi taksi, okul servisi, tramvay ve deniz ulaşım ücretlerine %23 ile
%40 arasında zam yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi yani UKOME bu yıl ilk toplantısını dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde yaptı. Toplantıda toplu ulaşıma, taksi, servis ücretlerine, tramvay ve deniz ulaşım ücretlerine zam talepleri görüşüldü. Her üç kesimin de zam talepleri kabul edildi. Yeni zamlar vatandaşın ve velilerin ceplerini daha da yakacak. Şehir içi ücrete %32 zam. 6,5 lira olan şehir içi ulaşım ücreti sizin ilinizde ne kadar merak ediyorum. Bir kıyaslayayım bakayım ben okurken. 6,5 lira olan şehir içi ulaşım ücreti %23 zam yapılarak 8 liraya çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen gibi indirimli tarifeler 4,5 liradan 5,5 TL'ye çıkmış. İndirimli tarifede büyükşehir desteği 1 lira 25 lira olarak belirlenmiş. Taksiye %22 zam, tramvaya %30 zam, deniz ulaşımına %23, okul servisine %40 zam. Bir gazete daha okuyalım. Kocaeli'den Antalya'ya doğru gidelim efendim. Antalya Gündem diyor ki Antalya küçük Rusya'ya döndü. Rus şirket sayıları %527 artarken Antalya küçük Rusya'ya döndü. Antalya'da Türkçe tabela bulmak her geçen gün zorlaşırken vatandaşlar bu duruma isyan etti. Türk vatandaşlar Antalya'da geçinemediklerini belirterek Antalya'yı terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi diyorlar. Tabii buna dair de verilen en büyük gerekçe barınmaya dair fiyatların geldiği nokta sevgili izleyenler. Buna dair aslında bir milletvekili Antalya'nın da komşusu Isparta'nın İyi Parti milletvekili Aylin Cesur kürsüdeydi. Öğrencilerin artık eskiden gitmeyi tercih etmediği illere daha ucuz kira, daha ucuz barınma, daha ucuz gıda fiyatı diyerek gittiklerini söyledi. Daha böyle Antalya gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi yaşamın daha pahalı olduğu şehirlerde okulların puanlarının bile buna göre değiştiğini aktardı. Düşünün. Sırf bu yüzden okulunu kazandığı halde çocuğunu okula gönderemeyen aileler var sevgili izleyenler. Bakın Sayın Cesur konut fiyatlarındaki rekorumuzu meclis kürsüsünde nasıl dillendirdi? 20 yıllık devri iktidarınızda memuru da özel sektör çalışanını da asgari ücretliyi de sıkıntıda ve yoksullukta eşitlediniz. Eşitlik anlayışınız bu maalesef. Ve hepsi temel ihtiyaçlarını karşılama zorluğu içindeler. Emekliyi saymıyorum bile. Onlara hala siz ölün diyorsunuz son yaptığınız zamlar. Onu da geçenlerde geçirdik. Ve bırakın evi almayı, araba almayı, faturalarını, kirasını ödeyemiyor vatandaş. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın 2022'de anket yapmış. Çalışanlarının %47'si kirada. Ve sağlık çalışanlarının %96'sının artık ev alma umudu yok. Umudu, hayallerini bitirmişsiniz. Dünyada konut fiyatları ve kiralarda bizi birinci yaptınız. Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2022 3. çeyrek verilerine göre 189 ile 56 ülke arasında biz birinciyiz. Estonya ikinci, aramızda %27 inanılmaz bir uçurum var ve dünyada konut fiyatlarının arttığı 10 şehirden 3 tanesi Ankara, İzmir ve İstanbul. Bu hale gelmişiz. Devam edeceğiz sevgili izleyenler. Aylin Cesur Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 şehre girdiğini söyledi. İstanbul, İzmir ve Ankara'yla konut fiyatları ve kiradaki artışla İstanbul, İzmir, Ankara en pahalı 10 şehirden birisi oldu. Konut fiyatlarındaki artış oranına bakıldığında dünyada birinci olduğumuzu söyledi. Barınmak bir temel hakken Türkiye'de maalesef her geçen gün daha ulaşılamaz bir hale geliyor. Bir mesajımız var. Şeref Ali Orhan, doğru mu okuyorum? Evet, Şeref Ali Orhan Bey gönderiyor. Altılı Masa'yı eleştirmiş. Okuyacağım, sonra bir sorum olacak kendisine. Çok komik bir durum. 11 kez toplanan Altılı Masa Erdoğan'ın adaylığını kabul etmiyoruz kararı almış. 12. toplantıdan da Erdoğan bizim adayımız diye çıkarlarsa şaşırmam. Kazanacaklarına inanıyorlarsa kaç kez aday olduğunun ne önemi var? Kaybedeceklerini biliyorlar mesajını gönderiyor. Şeref Ali Bey ve böyle düşünen muhalefete yönelik söyleyecek sözü olan, yapacak eleştirisi olanlar. Aynı eleştirileri böyle isminiz açık açık görünürken iktidar partisinden herhangi bir siyasiye, Sayın Cumhurbaşkanı'na yazabilir misiniz? Yazabilirim diyorsanız buyurun yazın ve böylece ben de diyeyim ki iki tarafa da aynı şekilde sert ve sivri eleştirilerini yapıyor. Vatandaşın hakkı zaten bu. Sen kim oluyorsun Ezgi, sen ne karışıyorsun diyeyim kendime. Ama
Maalesef muhalefetin böyle bir handikapı var. Bu biz yayın yapan insanlar için de geçerli. Siz klavye başında olan, sokakta konuşan vatandaşlar için de geçerli. İktidara yönelik eğer eleştiriler sertse, sivriyse hemen birisi uyarır der zaten. Ya siz otosansür uygular o eleştiriyi o şekilde yapmazsınız ya da birisi der ki aman dur kardeşim Silivri soğuk. Ama muhalefetin handikapı kendisine yönelik eleştirilere demokratik yaklaşıyor olması. Çünkü aslında olması gereken bu. Onların da çok büyük bir meziyeti gibi algılanmasın sakın söylediğim şey. Olması gerektiği gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Dolayısıyla çok eleştirilebilir bir noktadalar. Ama aslında bütün siyasilerin aynı eleştirilebilirlik seviyesinde ve noktasında olması lazım. Belki de hal böyleyken biraz da adaletli davranmaya gayret etmek gerekiyor. Oksijen gazetesiyle devam edelim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz sadece cuma günleri çıkan bir gazete kendisi. Irak'tan Şırnak'a alışveriş akını. Irak dinarı Türk lirası karşısında 10 yılda 8 kat değer kazanınca sınır ticareti terse döndü. Eskiden Şırnaklılar alışveriş için Kuzey Irak'a geçerken artık Iraklılar iğneden ipliğe her türlü ihtiyacını Silopi'den karşılıyor. Genellikle toptan satış yapan esnaf memnun. İlçede tatlı dükkanı işleten Murat Doğan, onlar olmasa dükkanı açık tutamayız diyor demiş. Nimet Kıraç'ın haberi bugün Oksijen gazetesinde ilk sayfada yer almış. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Türk Gün gazetesi. Bakın bugün ne diyor Türk Gün? İşler yolunda manşetiyle çıkmış gazete. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu artık yüksek fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmadığını belirterek enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler de Türkiye ekonomisinin 2022'de %5,4 büyüdüğünü, 2023'te ise %3,7 büyüyeceğini tahmin etti. Aynı Birleşmiş Milletler bu büyümeden kimin ne kadar pay alacağını da anlatsa keşke bizlere. Hadi gelin hem Şahap Kavcıoğlu'nun bu enflasyon pahalılığa dair sözlerini duyalım. Hem de şu kur korumalı mevduat hesabına bakalım. Zannedersem kur korumalı mevduatta kalmak o şanslı ve parası olan azınlık için artık avantaj olmaktan çıktı ki bir takım yeni düzenlemeler geldi. Kur korumayla ilgili gayet iyi bir gidişat var. Liralaşmaya çok önemli katkı veren bir alan. Madem kur korumalı mevduat sistemi başarılı, neden bugün itibariyle kur korumalı mevduat sisteminden faiz üst sınırını kaldırdınız? Kur korumalı mevduat sisteminde bankalara Merkez Bankası politika faizinin 3 puan üstü faz sınırı getirilmişti. Yani Merkez Bankası politika faizi 9 olduğu için bankalar en fazla %12 faiz veriyordu KKM yatırımcısına. Şahap Kavcıoğlu'nun KKM çok iyi gidiyor dediği gün o sınır kaldırıldı. Aleni, açık, seçik bir faiz artırımıdır. Hani NAS vardı? NAS ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? NAS var deyip ekonomiyi yangın yerine çevirdiniz. Şimdi mevduat faizleri %30'a koşsun diye kendiniz tedbir alıyorsunuz. Türkiye ekonomi modeli denilen sözde model çökmüştür. Muhalefet KKM'de faiz sınırının kaldırılması yüksek faizin önünü açmak diyor. Gerekçesini de KKM'den kaçış olarak açıklıyor. Dövize endeksli ve döviz cinsinden mevduatların toplam mevduat içindeki payı %61'e çıkmış. Kurun yükselişinin önüne kolay kolay geçemediğiniz gibi şimdi faizin de önünü açmış oldunuz. Şimdi soruyoruz Merkez Bankası'na, sen kaç lira verdin kur korumalı mevduat sahiplerine? Yıl sonu bilançomuzda çok net bir şekilde görülecek. Kur korumalı mevduat için 2022 yılında hazineden 92,5 milyar lira çıktı. 19 milyar lira da vazgeçilen vergiler. Merkez Bankası ise KKM sahiplerine ne kadar ödedi açıklamadı. Yıl sonu bilançosunda da gösterilmedi. Bizim mevzuatımıza göre hazinenin ödediği kadar da Merkez Bankası ödüyor. En az 90 milyar da sen verdin. Ne etti? 200 milyar. Türk lirası ne kadar çok değerli olursa sanayiyi yavaşlatır, durdurur. Zaman içerisinde işsizliğe gibi bir sonucu da ortaya koyacak bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Liralaşmayı çok önemsiyoruz. Türkiye ekonomi modelinin temeli liralaşmayla başarılabilecek durum. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin nasıl bir dünyada, hangi alemde yaşadığını anlamak mümkün değil. Siz Türk lirası değer kaybetsin diyorsunuz. Bir yandan Merkez Bankası Başkanı liralaşma stratejisi diyor. Bunun anlamı nedir? Türk lirasının değerlenmesidir. Hazine ve Maliye Bakanı Türk lirasının değerlenmesi sanayi üretimini yavaşlatır, işsizliği artırır demişti. Merkez Bankası Başkanı Türkiye ekonomi modelinin temeli liralaşma diyor. Yani Türk lirasının değerli olması. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini de %22,3 olarak açıkladı. Birileri paralarını
birileri liracıklarını dolara dair erimeden korumak için kur korumalı mevduat limanına sığınırken, sevgili izleyenler, ki o limanı inşa eden de sen ben bizleriz. Birileri de menemene vereceği paranın hesabını yapmak zorunda. 31 sene bitti, 32. seneye girdim, bu işi yapıyorum. Gayet güzel gidiyor. Müşterilerimiz var Allah'a şükür ama maliyetlerimiz çok fazla yükseldi. Biz fiyatları sabit tutuyoruz. Fiyatları sabit tuttuğumuz için de müşteri geliyor. Eğer yani domatesin yani fiyatlarına göre yükselsek kimse gelmez. Bugün şu anda efendim bu sabah gittim. Halde domates, normal olarak domates 22 lira kilosu. 22 liraya biz alıyoruz. Efendim menemen yapıyoruz. 16 lira biber, sivri biber. Yumurtanın efendim polisi de şu anda bize indirimli olarak geliyor. 65 lira. Ama bu fiyatlar yalnız bizim için geçerli. Aldığımız yumurtayı aldığımız yer fazla zam yapmıyor. Biz de onun için zam yapmıyoruz. Ekmeğin fiyatı 5 liraya çıktı. 5 liraya çıktığı halde biz gene sabit tutuyoruz. Müşterilerimiz kaçmasın diye. Spesiyel menemen 50 lira. Ama onu da işte mecburen yükselttik. Sucuk ve içine konduğumuz kavurma pastırmanın kilosu hemen hemen 300 liraya geçti. Normal menemen 28-30 lira civarında. Ondan önce içine girecek malzemeye göre fiyat değiştiriyoruz. Ya menemen bile bu noktaya gelmiş durumda. Tabi parası olan için sıkıntı. Dolardan Türk lirasına geçersem ne kadar kaybederim sıkıntısı. Ama kimileri içinde kahvaltıda dışarıda yiyeceği bir sahanda menemen büyük mesele haline geliyor. Onu satanın da derdi ortada zaten, dinledik birlikte. Peki ya lahmacun? İşte Çanakkale gazetesi lahmacun 35 lira oldu manşetiyle çıkmış bugün. Nerede o eski günler diyor Çanakkale gazetesinin editörleri. Pandemi sonrasında tedarik zincirinde yaşanan sorunlar girdi maliyetlerini vurmuş, girdi maliyetleri de üretilen ürünlerin fiyatlarına yansımış. Bu nedenle de fiyatlar adeta uçmuştu. Akaryakıt, elektrik, doğalgazda uçuşa geçen fiyatlar üretime doğrudan etki ettiği için üretilen ürün fiyatlarında adeta durdurulamaz artışlar da beraberinde geldi. Vatandaşlar ürünlerin fiyatlarındaki inanılmaz artışı şaşkınlıkla izlerken yeni yıl zamları da ardı ardına patladı. Bir zamanlar fiyatı düşük olan birçok ürün şimdiki fiyatlarıyla nerede o eski günler sözünü söylettiriyor. 2019 yılında lahmacun 4-5 liraydı. 2023 yılında sadece 4 yıl sonra gelinen noktada lahmacun artık 35 lira Çanakkale'de. Sizin orada nasıl? Çanakkale'de lahmacun 35 liraya çıkmış. İstanbul'da Nişantaşı'na gidin 150 liraya da yersiniz. Ama farklı semtlerde 25'e de bulursunuz, 30'a da bulursunuz, 40'a 50'ye de bulursunuz. Ama Anadolu bu anlamda belirleyici. Çanakkale örneklerden bir tanesi. Bakın lahmacun, menemen bunlar gerçekten önemli ve belirleyici gıda ürünleri. O yüzden yazın gönderin nerede ve nasıl ve ne zaman diye başlık atmıştık. Şaşırıyorum sürekli. Nasıl ve ne zaman diye başlık atmıştık. O başlığın altında sizin oralardaki lahmacun fiyatından bizi lütfen haberdar edin. Biz de o sırada sizleri asgari ücrete dair zam yapılacak mı, yapılmayacak mı tekrar soru işaretini gidermeye çalışacak bir haber aktaralım. Bakan Bilgin, bakın ne söyledi asgari ücrete gelebilecek bir zama dair. Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten onu şartlı söyledi. Beklenmedik bir şey olursa, olağan dışı bir durum ortaya çıkarsa diye söyledi. Tam tersine enflasyon düşüyor. Enflasyon düşme eğiliminde. Enflasyon düşmeye devam edecek. Bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı beklentileri de dikkate aldığımız %22 zaman. %22 rakamı telaffuz ediyor. 20'lerde ben o rakam civarında ama 30'un altında olacağını 20'lerde diyebileceğimiz bir enflasyonla karşılaşacağız bu yıl sonu itibariyle. Bu şu demektir, enflasyonun %20'lere gerilediği bir ortamda asgari ücrete yaptığımız bu %50'nin üzerindeki artış asgari ücretlerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır.
Sayın Bakan böyle bir açıklama yaptı. Asgari ücrete dair bir enflasyon düzenlemesi, bir ara zam olacak mı sorusunu merakla bekleyen milyonlarca asgari ücretli maalesef bir umutsuzluğa düştü. Bakanın bu sözlerinden sonra gerekmeyeceğini düşünüyorum diyor bakan. Geçtiğimiz yıllarda giderek artan bir enflasyon oranı vardı. Senenin sonunda baz etkisiyle düştü ve sonrasında o düşen enflasyon üzerinden pek çok zam yapıldı. Emekliye, kamuda çalışana, memura. Sonrasında hatta ne oldu hatırlarsanız? Emeklilere verilecek en düşük ücret asgari ücret seviyesinde olsun dedi muhalefet. Bu oylanırken iktidarın milletvekilleri koşa koşa meclise geldiler hayır oyu vermek için. Böyle koştular, kameralara yansıdı. Hayır demek için sevgili izleyenler. İnanılmaz. Bunları yaşıyoruz da içerisinde böyle gitgide normalleşiyor galiba. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Başka nasıl mücadele edeceğiz? Çalışanın vergi dilimine bakacağımız bir haberle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Vergi affı paketinde işveren borçlarına yapılandırma geliyor. Vergisiz henüz maaşı eline geçmeden kesilen bordrolu çalışanlara dairse bir kolaylık yok. İşçi sendikaları gelir vergisi üzerinden bu gelişme üzerine yeniden ses yükselttiler. Vergi oranı %15 ile başlıyor, yıl içinde %40'a kadar çıkıyor diye hatırlattılar. İnsanlar geçinemiyor artık, vergi dilimleri çok yüksek. Hükümet buna bir el atması lazım. Ocak ayıyla Aralık ayı arasında 2500 lira fark var. Senede 12 ay var, eşit maaş alacak olsak onu ben 12 ile çarptığım zaman büyük bir rakam çıkıyor ortaya bence. Bütün gelir vergisinde emekçilerin %10'la sınırlandırılmasını istiyoruz. Kriz dönemi bitene kadar devam etmeli. Vergi affıyla patrona kolaylık sağlandı ama maaşı henüz eline geçmeden vergisi kesilen çalışana hala bir düzenleme yok. İşçi sendikaları gelir vergisi oranının düşürülmesinde ısrarcı. Çünkü çalışanın maaşı zamlansa da yüksek vergi nedeniyle o zammı cebinde göremiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan gelir vergisi oranının %10'a sabitlenmesini istedi. Diskin talebi de aynı yönde. Yıllardır vergi dilimleri yoluyla çok ciddi bir gelir kaybına uğruyoruz. Gelir vergisi oranı %15'ten %10'a düşürülsün. Bence çok güzel olur. Zaten asgari ücrete zam yaptılar. Milletin daha cebine girmeden diğer zamlarla beraber o para milletin cebinden alınmış oldu. Bir yandan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanın ücreti değer kaybedip gerilerken diğer yandan mevcut vergi sistemi nedeniyle daha cebine girmeden ciddi oranda maaşı düşüyor, aydan aya hızla azalıyor. İşçi sendikaları adaletli bir vergi sistemi için ısrarcı, ortak ses yükseltiyorlar. O da vergi dilimi oranının %10'a düşürülmesi. Çok mantıklı, evet. Yani sonuçta ne kadar alıyoruz ki? Türkiye standartlarında maaşlar zaten ortalama bir şey. Üçüncü vergi diliminde öyle bir şey var Aralık'ta. Ona giriyormuşuz galiba. Ciddi anlamda bayağı bir kesinti falan oluyordu. O masada bu kez hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranları ile ilgili değişiklik talep edeceğiz. Asgari ücret pazarlık masasında Türk İş vergi dilimlerinin güncellenmesi talebiyle oturmuştu. Güncellendi ama işçinin işçi sendikalarının ısrarla talep ettiği gibi olmadı. Hala gelir vergisi %15'ten başlıyor, %40'a kadar çıkıyor. Sendikalar %10'la sınırlandırılmasını istiyor. Çalışanlar çok hızla ikinci, üçüncü vergi dilimine giriyor. Ocak ayında aldığımız ücreti Eylül'de, Ekim'de alamıyoruz. Mayıs'tan itibaren ücretler düşmeye başlıyor. Brüt maaşı 20 bin lira olan çalışan Ocak ayında 15.650 lira net maaş alıyor. Aralık ayında yüksek vergi kesintisi nedeniyle maaş 14 bin liraya düşüyor. Açıklanan vergi affı paketinden de çalışanın bu yükünü azaltacak bir düzenleme çıkmadı. Ama işverenler, patronlar beyan ettikleri gelirleri üzerinden vergi ödüyorlar. Çoğu zaman gerçek gelirler ve karlar üzerinden vergi ödenmiyor. Patronların, işverenlerin bir gecede sıfırlanan milyonluk vergileri var. Vergiyi yakaladığından alan, her seferinde vergi vermeyenleri ödüllendiren, vergisini düzenli verenlerin ise mağdur edildiği bir anlayışı biz kabul edemeyiz. Bir de böyle bir vergi durumu var sevgili izleyenler. Bu anlamda hep ses yükseltiyorlar. Özellikle asgari ücretlinin vergisinin azaltılması, sabitlenmesi, yıl içerisinde değişmemesine dair pek çok sivil toplum örgütü. Lahmacuna dair bilgi istedi. Pek çok mesaj geliyor lahmacuna dair sevgili izleyenler. Düzce, Doğanlı'da lahmacun 22 liraymış. İzmir, Buca'da lahmacun 58 liraymış. Kahramanmaraş, Pazarcık'ta
Lahmacunu kendimiz yapıyoruz, mahalle fırınlarımız var. Ortalama 50 adet lahmacuna 1400 liraya pişiriyorlarmış. Eti sebzesi pişirmesi demiş. Lahmacun 30 oldu ama bizi ilgilendirmiyor çünkü paramız yok. Maaşımız yok ki demiş. Van'dan Emrullah Bey göndermiş mesajı. Böyle böyle lahmacun mesajları geliyor efendim. Tarafsızsan şunu da oku, tarafsızsan bunu da oku mesajları da geliyor. Valla böyle yapıcı bir içerik olsa gerçekten okurum ama şu ana kadar çok denk gelmedim. Diyeyim, devam edeyim. Verecek haberlerim var. Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyarak bu habere gidelim isterseniz. Okulların durumu, özel okulların durumu. Sistemsel olarak bakıldığında varlıklarına dair bir itirazınız olabilir. Geçtiğimiz yıllarda ne kadar azdı sayıları, şimdi artık maalesef orta gelirlinin bile çare gördüğü birer duruma dönüştüler. Artık herkes krediye giriyor, ev satıyor, araba satıyor, çocuğunu özel okula göndermeyi tercih ediyor. İyi eğitim alsın diye. Peki bu özel okullardaki eğitimin kalitesi, içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan onlar etkilenmiyorlar mı? Evet, etkileniyorlar. Zaman zaman özel okulla velinin karşı karşıya geldiği haberleri yaptığımız gibi bu okulların da kalitesinden de bahsedebilmemiz lazım. Bu insanların da ücretlerine yapacakları bir asgari zam oranı belirleniyor ama kalitelerini korumakta zorlandıklarını söylüyorlar bu zam oranıyla. Çözüm istiyorlar efendim. Eğitimde zam sınırlaması krizi. Ücret artışının %65 ile sınırlandırılmasını eleştiren eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çözüm istedi. Türkiye Özel Okullar Derneği yöneticileri 3000 okulun kapanma riski var. 30 bin öğretmen işsiz kalabilir dedi. Bakanlık temsilcisi Kandil kutlamakla yetindi deniyor. Figen Atalay bu haberi yapmış. Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfadan vermiş sevgili izleyenler. Tabii tenzih etmemiz gereken okullar var. Öğretmenine gerçekten yaşam standartlarını koruyabilecek şekilde ödeme yapan, hak ettiğini veren özel okullar var. Eğitim kalitesini korumak için biz özelsek o zaman bazı şeyleri çıtanın üstüne taşımamız gerekiyor diyen, hakkaniyetle yaklaşmamız gereken okullar ve yöneticiler var. Ama bir de tabii ki öğretmenini öğretmen olmanın dışında pek çok farklı işte çalıştıran, öğretmenine yaptığı işin karşılığını, emeğinin karşılığını hakkınca vermeyen pek çok öğretmen var. Ücretli öğretmenler var bir de sevgili izleyenler. Türkiye'de eğitime dair maalesef sorunlarımız bir tane iki tane değil. Hadi gelin bir ücretli öğretmenlerin sesine kulak verelim. Ücretli öğretmenler hala yarım sigorta primiyle ve hiçbir özlük hakları olmadan çalışıyorlar. Asgari ücretin altında aldığımız ücret ile geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Yaşları 40, 45, 50 olan arkadaşlarımız için atama talebimizi ilettik. Bu arkadaşlarımız 40 ve 50 yaşlardan sonra başka işi yapamazlar. Bu iş için bu kanser olmuş bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz. Sayın Vekilim, sayımızın 10 binlerde olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ücretli öğretmenlerin toplam sayısı da 90 binlerde. Sevgili Mahmut Hoca, bu öğretmenlerimizin sorununu bir an önce çözüme kavuşturma konusunda adım atmalısınız. Eğer Hazine ve Maliye Bakanı gözlerinin pırıltısı bu arkadaşlarımızı görmüyorsa, gözünü kamaştıran güneş değil, gözünü kamaştıran bu arkadaşlarımızın yaşadığı ızdırap olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bir kadro verme konusunda da elini taşın altına koy. Hiç olmasa şöyle düşün, seçim yaklaşıyor. Belki Nebati bakan olamazsın ama bu seçimde Şanlıurfa'dan belki milletvekili olursun. Ama bunların hayır duasını alırsan bunlar olur. Bunların hayır duasını alamazsan bunların hiçbiri olmaz. Şimdi lahmacuna dair ya da gıdaya dair fiyatlar gönderiyorsunuz. Gelmeye devam ediyor. Düzce merkezde 30 TL olan lahmacun yenice 35 lira oldu demiş Erkan Bey gönderdiği mesajda. Konya'da Dudu Yavuz mesaj gönderiyor. 4 tantuni 1 ayran 325 liraymış. 4 tantuni 1 ayran 325 lira ödeme yapmışlar. Bu alışverişi yapmışlar. Bir de Enes Bey bir mesaj gönderiyor. Diyor ki 16 milyon emekli var. Niye bir parti kurmuyorlar? Meclise nereden baksan 130 vekil taşır emekli, gözünü aç diye bir mesaj gönderiyor Enes Aksoy
Bir de orman muhafaza memurları çalışma yönetmeliği ve teknik hizmetler sınıfına dahil olmak istiyoruz mesajını gönderiyor Ayhan Bey sevgili izleyenler. Mesajlarınıza bakalım. Staj SSK başlangıcı olsun diyenler yine ekran başındalar. Hak mücadelesini sosyal medyadan veriyorlar. Ve yine lahmacunuyla tantunisiyle menemeniyle bize fiyat gönderen izleyicilerimizin mesajları gelmeye devam ediyor. Nasıl ve ne zaman başlığı altında mesajlarınızı bol bol okumaya gayret edeceğim. Şimdi çokça pahalılıktan bahsettik. Siyasetten bahsettik. Seçime doğru giderken içinde bulunduğumuz belirsizlikten bahsettik. Birçok skandala gebe bir sürecin içerisindeyiz aslına bakarsanız ve hepimiz bunun korkusuyla, endişesiyle yaşıyoruz. O yüzden her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var sanata ve sanatçıya. Ayten Alpman gelsin, sensiz olamam desin, biraz içimizi ferahlatsın. Sensiz olmam, bezdim artık dünya. Sevmedin asla, anlıyorum bunu ben. Hala etmiyorum şikayet bak senden. Fakat bilmek hakkımdır sebebi neden. Kaçtın söyle benden. Hiç bilmiyorum. Sakın ağlıyor derlerse, ağlamıyorum artık. Bak her nedense, belki sevdiğim bir gün bana dönerse, ağlarım sevinçten. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e bülten sorumlumuz Zafer Söken'le devam ediyoruz. Böyle sınırlarımız ötesinden bir takım görüntüler ve haberler aktaracağız birlikte. Bir hoş geldin, günaydın diyeyim Zafer. Hoş tekrar. Bulduk Ezgi Gözeker, günaydın bir kez daha. Günaydın. Tabii biz çok erken saatlerde bir araya gelip günaydınlaşıyoruz ama adettendir. Buradan da bir günaydın yapalım birbirimize. İstersen önce dün İsrail'den gelen, Batı Şeria'dan gelen haberi izleyelim birlikte. İki silahlı, yani bir kamp basma durumu söz konusu. İsrailliler mülteci kampını basıyorlar. Filistinli silahlı grupla İsrail askerleri arasında çatışma çıkıyor ve o çatışma sırasında 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayır,
İsrail güçleri Batı Şeria'daki mülteci kampına gerçek mermiyle baskın düzenledi. Baskında biri yaşlı kadın 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmün son adresi işgal altındaki Batı Şeria oldu. İsrail ordusu İslami Cihat örgütünün saldırı planladığı iddiasıyla Cenin'deki bir mülteci kampına baskın düzenledi. İsrail güçleri baskın sırasında göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı. Bu arada Filistinli silahlı gruplar ve İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonunda aralarında yaşlı bir kadının da olduğu 9 Filistinli hayatını kaybetti. 20 Filistinli de yaralandı. İsrail zulmü bununla sınırlı kalmadı. İsrail askerleri yaralıların çıkartılması için ambulanslara izin vermedi. Cenin Devlet Hastanesi'ne göz yaşartıcı gaz attı. Baskın sırasında hayatını kaybeden 9 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sonrası Filistinliler protesto gösterileri düzenledi. Filistin Devlet Başkanı saldırı sonrası 3 günlük yas ilan etti. Ankara, İsrail'in saldırısına tepkisiz kalmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Dačić'te düzenlenen basın toplantısında konuştu. Saldırıdan yeni hükümeti sorumlu tuttu. Yeni hükümet göreve geldikten bu yana çeşitli provokasyonları devam ettiriyor ve İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Maalesef bu zulüm bitmek bilmiyor. Pek çok gazetenin de bugün ilk sayfasında Milli Gazete manşete taşımış. Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfasından genişçe yer vermiş İsrail'in 9 Filistinli'yi öldürdüğüne dair habere. İsrail askerleri bir de bazı günleri özellikle seçiyor. Dün Regaib Kandili'ydi. Bu Regaib Kandili'ni İsrail askerleri işte kana buluyor ne yazık ki. Maalesef. Bu artık sistematik şekilde devam eden durumun bir an önce son bulmasını diliyoruz sevgili izleyenler. Haberleri de takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Zafer Söken'deyiz. Zafer Söken bize bir küçük çaplı dünya turu yaptıracak diye düşünüyorum. İspanya'dan mı başlayacağız? İspanya'dan başlayalım. Ancak İran konusunda bir İspanya detayına gireceğiz. İran kadınlara yönelik, İran rejimi daha doğrusu kadınlara yönelik gösterdiği sert tutumla, şiddetle ve ötekileştirmeyle son dönemde gündemde. Hatta ekrana getiremeyeceğimiz şiddet taşıyan görüntüler var. Kadına başörtüsü takmadığı için bir kadına saldıran İran polisi vardı mesela. Onu ekrana getiremiyoruz çünkü o kadar yoğun bir şiddet uyguluyor ki kadına. Yani az uyguluyor da ekrana getiriyoruz da değil. Şiddet uyguladığı için ekrana getiremediğimiz görüntüler vardı. İran Büyükelçisi, İran'ın İspanya Büyükelçisi dün İspanya'da İspanya Kralı Felipe'nin ve eşinin davetlisiydi. Bir resepsiyon verildi Büyükelçiler onuruna. Burada İran Büyükelçisi gitti. Kralla tokalaştı. Şimdi görüntüleri de gelecek. Ancak kraliçeye elini uzatmadı. Ve kraliçenin bakışları İspanya'da gündeme oturdu. Bu görüntüler de İspanya'nın El Mundo gazetesinin paylaştığı görüntüler. İşte o bakış, İran Büyükelçisi kraliçeye elini uzatmaması, yani konuk olduğu ülkede kraliçeye elini uzatmaması İspanya'nın gündemine oturdu. Artık galiba daha iyi anlıyorlar böyle temaslar oldukça. Özellikle bu konumdaki insanlar zannedersem uygulanan politikanın nedenli çirkin ve ne boyuta geldiğini daha iyi algılıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ki biraz algılasınlar da zaten aslında. Evet, artık İranlı kadınların sesini tüm dünyanın, tüm uluslararası kamuoyunun duyması lazım. Hala bir çözüm yok. Aylardır protesto gösterileri devam ediyor ancak hala kadınlar istedikleri özgürlüğe, eşitliğe ulaşamamış durumda ne yazık ki İran'da. Evet, bir birey olarak bile varlık gösteremeyen, varsayılmayan, hukuki olarak neredeyse varsayılmayan bir durumdalar. Afganistan'da keza öyle. Son olarak erkek doktorlar tarafından Afganistanlı kadınların tedavi edilmesine dair bir yasak geldi. Aynı zamanda Afganistanlı kadınların eğitim alması da yasaklandığına göre kadın bir doktor yetişmesinin de önüne geçildi. Bu da orta vadede kadınların sağlık sorunları konusunda kendilerini kendileriyle baş başa bırakılması anlamına yani ölüme terk geliyor. Etmek ölüme aslında terk yani. Etmek aynen öyle maalesef. Durum bu boyutta. Buyurunuz Zafer Söken. Şimdi Malezya'ya gidelim istersen. Çok ilginç bir görüntü. Bangladeş'te bir çocuk arkadaşlarıyla beraber saklambaç oynuyor. Saklambaç oynarken de böyle bir limanda konteynerin içine giriyor. Ancak saklanırken uyuyakalıyor. Uyuyakalınca bu konteyner alınıyor bir gemiye taşınıyor. 5 gün boyunca deniz yolculuğu yapıyor. Tabii istemsiz bir şekilde. 1300 küsür tane de konteyner olduğu için sesini duyuramıyor 5 gün boyunca. 5 günün sonunda ancak gemi mürettebatı işte konteynerin kapılarını yumruklaması sonucunda sesini duyabiliyor. Ve onu Malezya'da böyle güvenlik güçleri en sonunda kurtarıyor. Konuşuyorlar ne oldu ne bitti. O da diyor ki işte saklambaç oynuyordum arkadaşlarımla uyuyakalmışım. 4000 kilometre yol yapıyor bu arada. Yani 5 sağlık günlük durumu?
Sağlık durumu iyiymiş. Malezya'da İçişleri Bakanlığı da hatta açıklama yaptı. Acaba bir insan kaçakçılığı durumu mu söz konusu diye. Yok, tamamen oyun oynayan bir çocuk uykuya yenik düşünce böyle 5 günlük bir deniz yolculuğu. Bir travma olarak asla hayatı boyunca unutamayacağı bir 5 gün yaşadı. Aç susuz, aman tanrım. Şimdi ülkesine geri gönderilecek böyle bu çocuk. Böyle bir film vardı, Hint filmi. Leon'du yanlış hatırlamıyorsam ismi. O da bir trende uyuyakalıp bambaşka bir eyalete gidiyordu Hindistan'da. Ve yıllar sonra Avrupalı bir aile tarafından evlat edinilmişken kendi ailesini bulmak için geri dönüyordu Hindistan'a. Şu anda bile tüylerim diken diken oldu anlatırken size. Bu yolculuk biraz daha kısa, 5 gün. Bir de aslında konuştuğu dili bilmiyor. Yani çocuk Bangladeşli, Malezya'daki konuşulan dili bilmiyor. Ancak bir mürettebat Bangladeşli olunca o iletişim sorununu da aşabiliyorlar. O 5 günlük esaret son buluyor ve artık ülkesine dönecek bu çocuk. O zaman şimdi Meksika'dan yani bir vicdansızlığın görüntüsü. Ne yazık ki zaman zaman Türkiye'de de görüyoruz ama bu boyutta bu denli bir vicdansızlık ben görmedim bugüne kadar. Bir araç 29 yaşındaki bir kadına çarpıyor. Böyle önde kadın yolda yürürken kadına çarpıyor. Kadın da aracın kaputunun üstüne düşüyor. Ancak sürücü o kadar vurdum duymaz, o kadar vicdansız ki hiç aldırmıyor kadına. İlerlemeye devam ediyor. Kimse de durduramıyor. Kadının yalvarmasına rağmen durmuyor da. En sonunda çevredekiler polisi arayıp durumu ihbar edince polis en sonunda bu adamı durdurabiliyor ve gözaltına alıyorlar. Yani görmedim bu vicdansızlığın görüntüsü. Yani görmemesi çok mümkün değil ama muhtemelen öyle der. Yani Yavuz hırsız ev sahibini bastırır çünkü yani muhtemelen öyle der. Minareyi çalan ya da değil mi? Aynen öyle. Buyurunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Şimdi hırsız kapıdan kovarsın bacadan girer ya. Bacadan girmeye çalışan bir hırsız Kaliforniya kentinde bir ailenin evine şu gördüğümüz işte şöminenin bacasından girip hırsızlık yapmak istiyor. Ancak aşağı inemiyor. Aile de eve geliyor. Bir ses duyuyor bacada yani bir homurtular duyuyor. Ne olduğunu anlamaya Noel çalışıyor. Noel Baba gelmiş meğer. Noel Baba gibi daha doğrusu evet girmeye çalışıyor. Ancak hırsız oraya sıkışıyor da çıkamıyor da hiçbir türlü. Sonunda o aile hırsızlığa gittiği, evini soymaya gittiği aile ona yardım ediyor. İtfaiye arıyorlar. Duvar kilitiyle kırılıyor ve o hırsız kurtarılıyor. İşte bu da kurtarılma görüntüleri. Tabii biraz zaman aldığı için o da hastaneye götürülüyor. Bacaya sıkışan hırsızın görüntüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yavuz hırsız bacaya mı sıkıştı bu sefer? Evet, burada öyle oldu. Çok dün da Yavuz değilmiş demek. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. İşte milletin Noel babası bacadan giriyor. Bizim de Müslüm baba var damardan giriyor diye öyle bir kamyon yazısı görmüştüm. Aklıma o geldi Zafer. Evet, o çok iyiymiş. Şimdi bir kurtarma operasyonunu anlatacaksın bize. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu kez sıkışan geyiğin çenesine bir kova sıkışmış. Şu gördüğümüz tatlı küçük geyiğin. Hayvanseverler bunu görünce ona böyle bir fileli düzenek kurmuşlar. Önce yakalayıp işte önce biraz korkuyor aslında geyik ama çok zor tamamen onu kurtarmak için hayvanseverler böyle dakikalarca uğraştıktan sonra o geyiğin çenesine sıkışan kovayı kurtarıyorlar, çıkarıyorlar ve geyik de işte böyle özgürlüğüne koşarak gidiyor. Hayvanseverler de burada işte o anları kutluyorlar birbirlerine sarılarak. Duygusal anlar. Birbirlerine çakarak böyle kutluyorlar. Zavallı hayvanlar bizim çerimiz çöpümüz yüzünden denizde de bunu çok sık yaşıyorlar. Evet. O plastikleri yutuyorlar, o plastiklere sıkışıyorlar hatta can veriyorlar. Bu da biraz insanoğlunun hayvanlar üzerindeki kötü etkilerine bir örnek oldu galiba. Evet ne yazık ki. Bulgaristan'a gidelim istersen son gidelim. Olarak. 14 yıldır düzenlenen bir yarışma varmış. Benim de ilk kez haberim oldu. Burada paylaşmak istedim. Grandma Universe yani Miss Universe yarışması vardır kainat güzeli yarışması ancak. Bu kadın anneanne mi evet. Ya da babaanne mi? Yani büyük anne diye büyük ikisini anne hani genelleyip söyleyebiliriz. Evet bunlar büyük anneymiş. Yaş yani güzellikte yaş bir ölçüt değildir diyerek Bulgaristan'da 14 yıldır büyük yani kainat büyük annesi seçiliyormuş. Onlardan işte kim birinci oldu? Singapurlu 48 yaşındaki kadın birinci olmuş. 3 çocuğu 6 torunu varmış. Hepsinin ayrıca başka yetenekleri de var. Kimi resim yapıyor, kimi işte burada karate yapıyor, kimi bale gösterisi düzenliyor, kimi gitar çalıyor. Hepsinin başka başka da yetenekleri var. Aslında bu bir sosyal sorumluluk projesiymiş. Hepsi de iyilik elçileri olarak daha sonra sosyal sorumluluk projelerinde birlikte böyle görevler üstleniyorlarmış. Birinci olansa 48 yaşındaki Singapurlu 3 çocuk annesi 6 torun sahibi kadın olmuş. Köşeye çekilmemişler. Hayata asılmaya, tutunmaya kesinlikle da devam etmişler. Biz de belki buradan kendi adımıza bunu çıkarabiliriz. Geçen gün de böyle bir haberi aktarırken şey demiştim ben burada. Ben de büyüyünce böyle olacağım diye. Ben de gerçekten köşeme çekilmek niyetinde değilim. Bizim ülkemizdeki yaşlılık algısının değişmesi gerektiği kanısındayım. Belki buradan bu mesajı algılayabiliriz. Bülten sorumlumuz Zafer Söken bize küçük bir dünya turu attırdı.
Güzel de bir nefes aldırdı. Çok teşekkürler hazırlıkların için Zafer Söken diyelim. Şimdi Deniz Zeyrek'i ağırlayacağız sevgili izleyenler. Deniz Zeyrek'le birlikte özellikle tabii ki dün akşam saatlerinde sonlanan Altılı Masa'nın 11. toplantısında neler yaşandığını anlamaya çalışacağız. O masadan çıkan mesajlara bir bakalım isterseniz öncesinde. İsveç'te ve Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıları bir nefret suçu olarak görüyor ve bunlara göz yuman hükümetleri de şiddetle kınıyoruz. Altı muhalefet lideri İsveç ve Hollanda'da yaşanan çirkin saldırıları kınadı ancak yaklaşan seçim dönemine denk gelen provokasyonlara dikkat çekti. Halkımızın hür iradesiyle seçim sandığına gidip ülkemizin kaderini belirleyeceği bu dönemde dış dünyada nedense her seçim dönemine denk gelen provokasyonları da dikkatle izliyoruz. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplandı Altılı Masa. Yaklaşık 10 saat süren toplantıda liderler pek çok başlığı ele aldı. Ortak politikalar mutabakat metninde anlaştı. Yoksullukla mücadele eden kadın haklarına, siber güvenlikten siyasi etik yasasına, kamuda israfla mücadele eden tersine beyin göçüne, savunma sanayinden afet yönetimine, mesleki eğitimden konut ve barınma krizine, uyuşturucuyla mücadele eden esnafımızın sorunlarına, sınır politikamızdan tarıma kadar ülkemizin öncelikli konuları için hazırladığımız somut hedef, politika ve projeleri 9 ana başlık ve 75 alt başlıkta topladık. Güncel konularda masanın gündemindeydi. İktidarın hazırladığı başörtüsü düzenlemesi, anayasa değişikliği önerisi gibi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının dini inancını sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Muhalefet iktidarı samimi olmamakla suçladı. Kadının kıyafet özgürlüğüyle başörtüsü kullanmasının amacını sorgulayan bu ifadeyi metinden çıkaran bir değişiklik önergesi verilmiştir. Son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Millet İttifakı vurgusu vardı liderlerin altına imza attığı ortak metinde. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Türkiye'nin kader seçimi vurgusu yapıldı. Bu mutabakat metni Türkiye'nin her alanda artan sorunlarını Millet İttifakı'nın çözeceğinin de ispatıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir. Bir kişinin iradesiyle millet iradesinin yok sayılması devletin bir şahısla özdeşleştirilmesinin açık bir göstergesidir. Altılı Masa 30 Ocak'ta ortak politikalar mutabakat metnini kamuoyuyla paylaşacak. Bir sonraki toplantıları ise 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Ortak politikalarda mutabakat sağlayalım ki açıklayacağımız aday o güzergahta ilerleyebilsin. Her seferinde dönüp bize danışmak zorunda kalmasın diyerek adaylık konusunu konuşmaya başladıkları toplantıyı geride bıraktık Altılı Masa'nın sevgili izleyenler. Gazeteci Deniz Zeyrek söz verdiğimiz gibi yayın konuğumuz stüdyomuzda. Kendisiyle buradan çıkan mesajları algılamaya çalışacağım sorduğum sorularla. Deniz abi hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsın? İyi valla işte koşturmacayı takip ediyoruz. Biz de koşturuyoruz. Evet evet. Yoğun günler. Yoğun gerçekten daha da yoğunlaşacak değil mi? Daha yoğun günlere gebe bir süreç. Evet evet. Yani ben sabah gelirken şeyde Instagram'da fotoğraf paylaştım. Böyle buzun üstünde yürürken falan. Gerçekten hepimiz böyle bir ince buzun üstünde yürüyoruz şu anda. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Bir sürü denge, bir sürü söz, bir sürü açıklama vesaire. Yani o buzun kırılması, sulara gömülmek işten bile değil. Onlar da ona göre hassas davranıyorlar. Yani Altılı Masa'dakilerin de hepsinin ayrı bir kaygısı var. Hepsinin ayrı bir dengesi var. Öyle hepsi birden şimdi ince bir buz üzerinde bir gölün bir tarafından öbür tarafına geçmeye çalışıyorlar. Onun bakalım için bütün yani gerilim. Bizim için de zor takip etmek. Çünkü öyle bir hal aldı ki böyle küçük nüanslardan, simgelerden okuma yapmaya çalışıyoruz siyasi anlamda. İktidarı da aynı şekilde okumaya çalışıyoruz. Muhalefeti de aynı şekilde okumaya çalışıyoruz. Ya iktidarı aslında çok okumuyoruz yani. İktidarda ne olup bittiğini bilmiyoruz. Kremlin gibi. Soramıyoruz ki. Kremlin gibi eskiden Sovyetler zamanında Kremlinologlar vardı. Yani böyle fotoğraflara bakarlardı işte. Brejnev'in yanında kim duruyor, işte bilmem genel sekreter nerede vesaire, oradan şey çıkarırlardı. Şununla şunun arası açıldı. Şimdi şeyi iktidar bloğu Kremlin gibi. Yani aralarında ne geçiyor, ne konuşuyorlar, ne pazarlık ediyorlar bilmiyoruz yani. Çünkü gidip soramıyorsun. Gidip soranlar da zaten gazetecilik aşamasını geçmiş halkla ilişkiler ve propaganda görevlisi gibi çalışıyorlar. Dolayısıyla da yani ben mesela şu anda
işte Sinan Ateş cinayetiyle ilgili AK Parti ile MHP arasında, Sayın Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasında nasıl bir diyalog geçiyor merak ediyorum. Soranlara da nasıl bir muamele İşte onu kastediyorum işte. Soramıyorsun. Zaten. Sorduğun zaman git işine diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip sormak da mümkün olmuyor. Yani bir soruşturma var hepimizin gözü önünde mesela. İşte bir katili kaçıran önce tutuklu gözaltına alınıyor, serbest bırakılıyor, tekrar gözaltına alınıyor, tekrar şey yapılıyor. Savcı bir milletvekilinin evinde yakalanmış, milletvekiline soru soran yok. Yani Ali Mahir Başarır mahkemede işte bir şey söyledi diye, tepki gösterdi diye. Böyle 2000 küsur dosya arasından onun dosyasını getirdiler, dokunulmazlığını kaldırmasını ya da Lütfü Türkkan onun dosyasını kaldırmak için hemen harekete geçtiler. Bir MHP milletvekili bir cinayetin şeylerinden, bir azmettiricilerinden ya da işte neyse rolü. İlişkili onu, kişilerden biriyle temas o, halinde. Temas değil, evinde gözaltına alınıyor yani. Ve onunla ilgili hiçbir şey yok. Ama Canan Kaftancıoğlu ya da Ekrem İmamoğlu söz evet, konusu olduğunda da çok dedi hızlı diye davranılıyor. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası artı siyaset yasağı alıyor. Şimdi bu böyle bir atmosfer var. İşte bakıyorsun bütün herkes birden altılı masayı tartışıyor. İşte vay İYİ Parti'nin HDP tepkisi var, CHP HDP'ye tavır koyuyor. AK Parti'nin de HDP ile görüşmeleri var. MHP'nin HDP'ye nasıl tepki koyduğunu kimse konuşuyor yani mu? Yani İYİ Parti'nin HDP hassasiyetiyle MHP'nin İYİ Parti HDP evet. hassasiyeti aslında aşağı yukarı aynı. Ve CHP'nin belki de sert yani CHP'nin çekingen tutumu var. Çok da görüşmüyorlar doğrudan ama AK Parti doğrudan gidip mecliste anayasa değişikliği için görüşme yaptı ve yapmayı sürdürmeyi de istiyor. Yani şimdi orada İYİ Parti CHP'ye tepkili ama MHP AK Parti'ye bir şey demiyor mu mesela? Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar sorulmadığı için Cumhur İttifakı böyle bir Kremlin şeyi gibi kendisini kapattığı için dışarıya o içeride ne oluyor? Kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. Yani bilmiyorsun ama burası hani deniz anaları var ya böyle şeffaf bir yerinden baktığında arka tarafı görüyorsun. Altılı masa öyle bir şey yani. Az önce bir izleyici mesaj attı. Ben de benzer bir şey söyledim aslında izleyicinin mesajı üzerinden. Biz yayıncılar da, sokaktaki vatandaş, seçmen de aslında altılı masa söz konusu olduğunda ya da herhangi bir muhalif parti siyasi söz konusu olduğunda gayet rahat eleştirebiliyor. Tabii. En sivri eleştirileri yapabiliyor ama aynı eleştiriyi karşı tarafa yapabiliyor evet, muyuz bir acaba? Bir de şöyle bir şey yapıyorlar. O da çok dikkat çekici. Mesela altılı masanın o kadar çok çalışması var ki. Mesela bu 30'unda açıklayacakları şeyi ben biraz böyle göz atma şansı buldum. Yani inanamazsın 9 başlık var, 75 alt başlık var, 2000 küsür madde var. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Çok somut öneriler var. Yani, ki bakarsan taban tabana birbirine örtüşmeyen, birebir örten bir tabii, tabanı olmayan o, partilerin buluştuğu bir nokta. Beş benzemez diyorlar ya. Yani ama bir araya gelmişler. Aşure'de de mesela kuru fasulyeyle. Fındık da var, işte kayısı i̇ncir da var, incir de var. Ama bir araya geldiklerinde herkesin bayıldığı bir tatlıya dönüşüyor evet. aşure. Yani burası da böyle bir şey çıkabilir. Yani benim doğrusunu istersen bu buluşma, bu hoşgörü ortamı, bu demokratik ortam ihtiyacımız olan şey. Hiç kimse o boyutuyla bakmıyor ama karşı tarafın propaganda gücü çok fazla olduğu için ekonomi konusunda bir sürü açıklama yaptılar, bir sürü vaatte bulundular, onları gören yok. Bütün iktidar yanlısı yorumcular televizyon kanallarına çıkıyorlar. Ekonomide bir ya adam ne önerdiyse Tayyip Erdoğan yaptı. Evet. Yapmaya da devam ediyor işte. Hatta sonra bazıları da yapıldı mı yapılmadı mı anlaşılmadı mesela KYK meselesi borçların. Ya orada işte çok büyük KYK mağdurlarını mağdur ettiler yani iyice mağdur ettiler. Bir sonraki hedefim ÖTV demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Onunla ilgili belki bir beklenti içinde olabilir. Cumhurbaşkanının o yetkisi var yapabilir. Evet. Yani vergi affı çıktı. Yani ne dese Kemal Kılıçdaroğlu şunu. Gerçi ben onları doğru bulmuyorum. Popülizm yani. Seçim öncesi aslında ekonomide yarattığı sorunları görmeleri lazım. Seçim sonrasında çok ciddi bir ekonomik kriz taşıyoruz çünkü.
Peki bu 11. toplantı sonrasında adaylık konuşulmaya başlandı dendi. İçeriden acaba bir bilgimiz olabilir mi? Ne konuşulmuş? Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa kurmayların benim aday olmamı istiyor şeklinde masaya bir adaylık getirecek deniyordu. Bir kulis bilgisi şeklinde. Yok, bu konuşulmamış. Yani böyle isim olarak şey yapılmamış. Kemal Bey de henüz o aşamaya gelinmediği için anladığım kadarıyla herhangi bir girişimde bulunmamış. Yol, yöntem, o da zaten açıklamanın son bölümünde var. Hı hı. Yani kamuoyu yoklamaları yapacaklar anladığım kadarıyla. Halkın tercihlerinden söz ediliyor çünkü. En son paragrafta var gördüğüm kadarıyla. Evet, yani büyük ihtimalle taraflar kendi parti yönetimlerinde görüşecekler. Mesela İYİ Parti görüştü diyelim. Genel İdare Kurulu'nda ya Mansur Yavaş olsun ya da Ekrem İmamoğlu olsun gibi bir görüş çıktı. Meral Hanım bunu masaya taşıyacaktır. Masada tartışılacaktır. CHP işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini koyacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu zaten aday olursa CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olmaz diye ben tahmin ediyoruz. Evet, yani büyük ihtimalle olmaz. Çünkü ikili bir yarışta çok büyük tepki çekerler. Mantıksız da olur. Şöyle denmiş son paragrafında yapılan ortak açıklamanın. Adayı belirleme konusunda 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını duyurmak isteriz. Ülkemizin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini 6 partinin birliğinde görmektedir diyor halkımız. Doğru, doğru. Bu şey kısmı tabii dikkat çekici. Halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalışıyoruz. Bunu duyurmak isteriz diyor. Halkın tercihlerini göz ardı edemeyiz diyen bir isim oldu biliyorsun. Dün itibariyle altılı masanın toplantısında saatler kala kendisinin demeci gündeme bomba gibi düştü. Sayın Akşener toplantıdan yarım saat önce öğrendim bu demeci demiş ki sonrasındaysa bir istifa geldi. Bu istifanın ne şekilde olduğuna dair ise İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yaptı. Cihan Paçacı'nın verdiği demeç, sonrasında istifa ile sonuçlanan süreç ve açıklamalar. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti'nin itiraz ettiğini söyledi. Habertürk yazarı Nagihan Alçı'ya verdiği röportajda o açıklamanın gölgesinde CHP liderini İYİ Parti kapısında karşılayan isimlerdendi. Birkaç saat sonra partideki görevinden istifa etti. İstifasını Akşener istedi iddialarına karşı parti sözcüsü Paçacı'nın kendi kararı diyerek yanıt verdi. Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi aynı zamanda altılı masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir. Teşekkür ederim. İlk kez adaylık konusu gündeme geldi Altılı Masa'nın 11. toplantısında, ancak hemen öncesinde İYİ Partili Cihan Paçacı'nın açıklamaları kulisleri hareketlendirdi. Olası adaylar içinde ismi en güçlü zikredilen Kılıçdaroğlu'na sokaktan itiraz var dedi. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını işaret etti. Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Dürüst değil mi diye soruyoruz. Dürüst diyorlar. Devlet tecrübesi yok mu diyoruz. Var diyorlar. O zaman ama olmaz. Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bakın partide genel hava Ekrem Bey'den yana. Ben hazırım diyorsunuz. Elbette yani. Niye hazır olmayalım? Altı lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisini de diretir. Altılı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adaya çıkar. İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. İkinci tura kalanı destekleyin diyebilir. Paçacı'nın açıklamaları gündeme oturdu. Liderler bir açıklama yapmadı ama toplantı sürerken Cihan Paçacı İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu kararı Paçacı'nın kendisinin aldığını söylerken o sözlerin maksadının dışına çıkarıldığını belirtti. Cihan Paçacı'nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür. Teşekkür ederim. Maksadının dışına çıkmış mı çıkmamış mı Cihan Paçacı'nın bilemedim. Ne dediyse öyle algılandı yani. Söylediği aslında gayet net ifadeler. Evet, söylediği aslında bir tespit de yapmış. İlk defa da duymuyoruz zaten tabii, bunu İYİ Parti kurmayla. Ya bunu biz de görüyoruz. Ben hafta sonu işte Meral Hanım'la Diyarbakır, Urfa, Antep oralara gittim.
Orada bazı İYİ Partililer kendi adaylarını görmek istediklerini söylüyorlar. İşte Mansur Yavaş olsun vesaire falan. Onlara fokuslandı, onlara odaklandığında bu mantığın doğru olduğu söylenebilir. Yani İYİ Parti tabanında böyle bir beklenti olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda İYİ Partililer oy vermez demek başka bir şeydir. Hı hı. Onu diyebiliyor mu? Diyemiyor. Yani çok basit bir denklem var aslında. Bizi izleyenler, muhalefete destek vermek isteyenler ya da iktidarın değişmesini isteyenler hep şey yapıyor, böyle bir umutsuzluğa kapılmışlar. İşte ya yine yapamayacak bunlar falan gibi bir haber ama öyle değil. Yani ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Bu rahmetli Demirel'in dediği gibi mutfağın boş tencerenin değiştirmeyeceği iktidar yok. Ve insanlar işte sabahtandır okuyorsun lahmacun fiyatlarını yani. Evet. Böyle bir hava var Türkiye'de. Yani şu anda muhalefet çok güçlü ve asıl yarış, ya Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bizden biri kazansın yarışı. Hı hı. Yani sosyal demokrat biri olmasın, sağcı biri olsun yarışı. Yani bu kazanacak olmasalar bu kadar birbirlerine girerler mi? Girmezler. Açıklamalar şu anlamda seni tatmin ediyor mu Deniz abi? Hani yıpratmasınlar diye açıklamayı geç bırakıyoruz ya da biz önce bir güzergah belirlemek istiyoruz adayımıza. Böylece o da atacağı adımı bilsin gibi açıklamalar yapılıyor ya. Ya ikincisi doğru. Yani önüne kağıt koyacaksınız. Diyeceksiniz ki bak şunlar 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 bizim belirlediğimiz kurallar, ancak bizim tabanımız sana bu şartla oy verecek diye bir kağıt koyacaksınız. Aday da onu kabul ederek yola çıkacak. Adayı önceden belirleyeceksiniz. Ondan sonra adaya diyeceksiniz ki şunlar şunları şart koşuyorum, İstemiyorum dese ne yapacaksınız? Ben parlamenter sisteme geçmekten yana değilim dediğini varsayalım. Ne yapacaksınız? Ya da bir ismi aday gösterdiğinizde şartlarımız bu kardeşim, buna göre tabii, seni aday yapıyoruz. İkinci kısmı doğru. Ama birinci kısmında da bir sorun olduğu da doğru. Yani Meral Hanım'ın kafasında bir kaygı var. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir mi diye. O kaygı giderildiği anda Meral Akşener'in karar vermesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Bu kaygıyı da karşı tarafın anlayışla karşıladığını düşünüyorum ben. Ama işte biraz önce anlattım ya, orada şöyle bir sorun var. Ya ağzı olan konuşuyor. Yani o AK Parti'deki Kremlin manzarası bir tarafta, burası da şey gibi, böyle büyük bir kakafoni var. Böyle herkes önüne geleni söylüyor, önüne gelene konuşuyor, işte her şeyi söylüyor vesaire. Yani aslında biraz daha demokratik bir zemin diyemez miyiz bu zemin için? Ya demokratik kakafoni bir zemin, ama mesela Cumhurbaşkanı adayı konusunda konuşmayın arkadaşlar diye liderler defalarca uyardı. Sadece biz konuşalım, sadece liderler konuşsun diye defalarca uyardılar değil mi? Yani Meral Akşener uyardı, Kemal Kılıçdaroğlu uyardı, diğer liderler uyardı. Buna rağmen sustular mı? Yani konuşmaya devam ediyorlar. Her biri de konuştukça sorun çıkarıyor. Nasıl bir motivasyon devreye giriyor acaba orada konuşurken? Ya bu popülaritenin bir şehveti var. Yani tartışılmak, konuşulmak. Benden görüş isteniyor gibi mi? Evet, tartışılmak, konuşulmak. Siyasetçilerin hoşuna gidiyor gündemde kalmak. Dolayısıyla da bir gazeteci aradığında, ya bu konuda sadece liderlerimiz konuşuyor, biz konuşmasak iyi olur diyemiyor. Düşüncesini patladı böyle şeyin, reklamlardaki çocuğun şeyle dümdük söylüyor. Cihan Paçacı çok deneyimli biri. Haksızlığa uğradığı kanaatindeyim aslında. Çünkü aktardığı şey bir tespit. Kendi yorumu değil. Yani gerçekten mesela ben Antep'te havaalanında gördüm. Batmanlı bir siyasetçi dedi ki ya bizde de böyle bir talep var. Yani bize de bunu söylüyorlar, işte Kemal Bey olmasın oy alamaz, Mansur Yavaş olsun ya da Ekrem İmamoğlu olsun diye gelip Meral Akşener'e anlattı. Bu çok yayılmıyor, çok herkes her şeyi görmüyor ama Kemal Bey olmalı, o hak ediyor diyen de yüzlerce insan oluyor. Biz onları görmüyoruz mesela. Evet. Yani olmasın diyenler daha yani dikkat çekici oluyor galiba. Şöyle düşünün, şu anda bizi diyelim işte 500 bin kişi izliyor. Bunlardan 3 tanesi Kemal Bey aday olmasın diye sosyal medyadan mesaj gönderdiğinde, aha bak işte halkımız istemiyor. Ya 3 kişi istemiyor olabilir ama o 500 bin kişinin farklı düşünülüyor olabilmesi söz konusu. Hı hı. Onları hesaplamalar lazım ama bu son açıklamadaki o halkın tercihleri ifadesi bence önemli. Evet. Orada İYİ Parti'nin ben o cümleyi koyduğunu düşünüyorum. Bana da öyle. Çünkü CHP tarafı çok öyle
hani anket yapalım falan noktasında değildi. Değiller değil mi? Değildi. Yani onlar daha çok Kemal Bey aday olsun. Zaten CHP artı HDP %40'lar civarında. İYİ Parti de %14-15 oy alacağını, hatta %20'ye çıkacağını söylüyor. İYİ Parti tabanı da destek verirse Kemal Kılıçdaroğlu çok rahatlıkla kazanır. Yani tartışması bile olmaz. Selahattin Demirtaş'ın sözleri geliyor tabii akla. Hiç konuşmasa muhalifler kazanacaklar evet, gibi. Evet. Ama yani şey de mesela Selahattin Demirtaş'ın dünkü açıklamaları da çok dikkat çekici. Yani diyor ki ben Süleyman Soylu'nun yerine Yavuz Ağar Alioğlu'nun İçişleri Bakanı olmasını benim için fark etmez diyor yani. Orada da öyle bir kaygı var. İYİ Parti'nin onu da dikkate alması lazım. Yani eğer HDP seçmeni 6-7 milyon seçmen Cumhurbaşkanı'nı belirlemekte bu kadar etkili olacaksa HDP seçmenini de dikkate almaları lazım. Öyle MHP ile aynı çizgide kalıp da HDP'den oy beklemeleri de biraz tuhaf olur yani. Aynı çizgide mi HDP karşısında kıyaslandığında MHP ile İYİ Parti? Ben öyle görüyorum. Tamamen aynı çizgide mi görüyorum? Yani ben son biraz daha ılımlı görüyorum Akşener'in, İYİ Parti. Akşener'in Diyarbakır konuşması o şeyi biraz değiştirdi. Yani çok verdiği mesajlar zaten Sayın Bahçeli Salı günü grup toplantısında Diyarbakır konuşması nedeniyle Meral Akşener'i eleştirdi. Yani orada bir Meral Akşener'in konuşmasında çok ciddi bir şey var. Kürt seçmen için ciddi bir mesaj var. Pozitif bir mesaj var. O da tabii hem parlamento seçimleri için söylenmiş hem cumhurbaşkanlığı seçimi için. Yani mesela Diyarbakır'dan İYİ Parti artı CHP iki milletvekili çıkarmayı planlıyor. Hı hı. Şanlıurfa'dan işte İYİ Parti artı CHP 4 milletvekili çıkarmayı bekliyor. Ki bunlar çok büyük rakamlar. Evet. Doğu Anadolu'da bazı illerde aynı şeyleri yapmak niyetindeler. Onun için de bu işte diyorum ya ince bir buzda yürüyorlar şu anda hepsi. Lahmacun fiyatları ile ilgili bir haber aktarmıştık. Çanakkale gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yerel gazetede Çanakkale'de lahmacunun 35 lira olduğuna dair bir haber paylaşıldı. Biz böyle Anadolu turuna çıkıyoruz ya, mesajlarda da bir Anadolu turu yaptık. İzmir Buca'da 58 lira diyen oldu. Bodrum'dan gelmedi. Bodrum'da belki beach club'lar kapalı olduğu için kayda evet. Değer bir bilgi verememiştir kimse. Bu yaz 200 liraya falan yiyenler olmuştu yani. Ben hatırlıyorum Bodrum'daki beach club'da bir ayran bir lahmacun 50 lira diye Fox Haber haber yapmıştı. Ama ortalık yıkılmıştı. Ne zamandı ama? 2-3 yıl önce. 3 yıl önce fiyatlar 5-10 katına çıktı. Aynen öyle. 3 yıl önceki aynen fiyatlar. Öyle. Çok dramatik bir değişim var. 2019 yılında aynı adreste 4-5 liraymış lahmacunun tanesi. 2023 yılında lahmacunun fiyatı 35 liraya çıkmış. Buna dair çok mesaj geldi. Arkadaşlarımız da meclis adisyonu. Meclis restoranından, lokantasından bir adisyon hazırladılar. Onu bir görelim yönetmenim. Ben Wall'da görmüyorum. Siz ekranda görüyorsunuz. Tamamdır. Bademli ılık salata 16 liraymış. Cheeseburger'in 3 tanesi 135 liraymış. Kutu kola 18 lira. 2 tane tanesi 9 liraya geliyor. 5 kuver 15 lira. Yani bir kuver ücreti 3 lira. 5 kişi çorbası. Varmış yani. 5 kişi varmış. Aynen. 5 evet. Kişi doymuş 318 liraya. Evet. Mercimek çorbası 6 lira, mıhlama 45 lira. Biraz mıhlamayı pahalı tutmuşlar. Peynir pahalı. Peynir pahalı tabii. Evet. O bile yansımış oraya. Pizza Anadolu 32 lira. 3 tane tatlı yenmiş profiterol tanesi 11 liradan. Şişe gazozda 3 tanesi 18 lira. Yani demek ki tanesi 6 liraymış. Vatandaşın 35 liraya lahmacun yiyip doyamadığı günlerde 318 liraya meclis lokantasında 5 kişi doymuş. Afiyet olsun. Evet. Aslında şartlar normal olsa hiç gözümüze batmaz bence. Ne diyorsun? Ya batar yani. Batar mı? Batar. Yani ben dün mesela ben meclise çok yakın oturuyorum. Yani o restoran bizim pencereden görünüyor yani öyle söyleyeyim sana. Bazen gidiyorum orada çalışıyorum. Öğlen hem yemek yiyorum hem işte meclisteki şeyleri orada yazı falan yazıyorum. Gerçekten yani orada yediğin yemek mesela 50 lira ödüyorsun. 1,5 döner yesen mesela maksimum 50 lira falan ödüyorsun. 200 metre ileride başka bir dönerci var. Orada gidiyorsun mesela döner 120 lira. Bir porsiyon mu? Evet. Bir porsiyon. 1,5 yesen yani 180 ödeyeceksin. Tabii 180 lira civarında ödüyorsun. Yani arada 3,5-4 kat fark var. Dolayısıyla da burada biraz sübvansiyon var. Yani biraz. Bunda bizim vergilerimizle evet. Ödeniyor. Yani burada
işte cheeseburger dediği şey 3 tanesini 135 liraya üniversite öğrencilerine böyle bir imkan sunabiliyor musunuz? Keşke. Yani dün Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı paylaşmıştı. Onlar ilginç bir uygulama yapıyorlar. Çankaya Belediyesi'nin personel yemekhanesini akşamları mesai bittikten sonra üniversite öğrencilerine açıyorlar. Müthiş. Oradaki yemekleri onlar yiyor. 4500 kişi yemek yiyormuş. 4500 öğrenci. Şimdi bu çocuklar 130, 135 liraya 3 tanesi cheeseburger satın alabilse belki gidip onu tercih edebilirler yani. Dışarısı o kadar pahalı. 45 liraya mı geliyor tanesi cheeseburger? Ya ben öğrenciyken Kızılay'da bir dönerci vardı. Biz evden gönderilen parayı oradaki dönercideki dönerin fiyatına göre belirlerlerdi. Yani babamlar falan işte orada işte 3 liraysa bilmem işte günde 2 dönerden hesaplayıp şu kadar para gönderirlerdi açlık falan. Açlık belirleme, evet, şimdi, parametresi. Şimdi şeyi de hesabı da kalmadı. Yani işte görüyorsun mesela İzmir'de 58 lira diyor. Başka bir yerden 22 lira diye gelmişti, evet, değil mi? Evet, 22 lira diye geldi. Şimdi 30 lira diye iki geldi. 2,5 katı yani. Un aynı un, et aynı et, domates aynı domates, biber aynı domates, şey biber. Ama bir bakıyorsun biri 58 lira fiyat. O da şey diyebilir, benim kiram yüksek, kiram diyebilir yüksek, bilmem ne falan ama yani bir standardı olması lazım, değil mi? Yani yok standart falan. Onu kaybettik, makulü kaybettik. Ne yapmak lazım abi? Etiket denetimi mi? Yok, hayır. Yani bence... Çünkü buradan oraya çok kolay geçiliyor ya, o yüzden. Hani yok, bence bir... çok saçma bir şey o etiket denetimi. Yani maliyetinin maliyet neyse biraz da üstüne kar koy. Bu ekonomi 101 yani. Aynen. Şeyde üniversitelerde ilk ekonomiyi anlattıkları derslerde anlatırlar yani. Şimdi maliyeti 5 lira olan bir şeyin etiketini 3 lirada sabitleyebilir misin? Saçma olur yani. Enflasyonu durdurmadıkça bu ülkede hiçbir şeyi düzeltemezler. Ama ısrarla enflasyon 170 kilometre hızla gidiyor. Alım gücü 90 kilometre ile gidiyor. Alım gücünü 130 kilometreye çıkarıyorlar. Yine yetişemiyor. Enflasyon 170 ile gidiyor. Zaten alım yani, gücü de 130'a çıktı diye bu sefer fiyatlar da 170'li 200'e doğru. Tabii şey, yani enflasyon da gaza basıyor. Gaza basıyor. O da 200'e aynen çıkıyor. Yani bunu böyle yürütülemez. Ekonominin E'sini bilmiyorlar. Dün emekliler açıklama yaptılar. %30 zam eridi bile şimdiden diye. İçler acısı bir durum söz konusu gerçekten. Emekli demişken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Vedat Bilgin'in son sözlerini içeren bir haberimiz var. Onu dinleyelim istersen. O konuyla ilgili de fikirlerini merak ediyorum. AK Partili vekillerin imzasına açıldı dendi. İmzaya açıldı mı gerçekten açılmadı mı tartışmaları sürerken bakan da bir açıklama yaptı. Vay, şovlar başlamış. EYT güya meclise gelmiş. AK Partili vekiller kameralar karşısında, cep telefonları karşısında EYT kanun teklifine imza atarken poz veriyorlar. Kağıda imza atmak kolay. Bugün bu teklifi meclis başkanlığında görmek istiyoruz. Metin ortada mı? Bana sorarsanız yok. Aylar önce sözü verilen yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi AK Parti milletvekillerinin imzasını açtı. AK Partili vekillerin EYT yazılı A4 kağıdı önünde imza atarkenki paylaşımlarına muhalefet tepki gösterdi. Foto show yarışı başlamış. EYT show, imza show yarışı başlamış. Milyonların umudunu imza şova çevirmişler. Maaşların birkaç defa onu belirttim. Mart'ın birinde ödenmesini bekliyoruz. Bakan Bilgin bir kez daha 1 Mart'ı işaret etti. Gecikme olmayacak diyerek belki erken de olabilir dedi. Sarkma olmaz, daha erken de olabilir. AK Partili milletvekilleri ise EYT teklifine attıkları imzaları sosyal medyada paylaştı. Düzenleme önce meclis başkanlığına sunulacak, sonra komisyona gidecek. Ardından genel kurula. Duydum, imzayı açmışsınız. İmzayı açmışsınız. Açmadınız mı? Açtınız mı, açmadınız? Bugün kanun teklifimizi imzaya açtık. Emeklilikte yaşa takılanlar diye AK Parti'nin devraldığı bu problemi de çözmek bize nasip oldu. Tayyip Bey'in EYT'ler için ne dediğini söyleyeyim mi? Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek, kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Buna adalet denmez. EYT meselesini çözmek size nasip olmadı. Meclis inşallah çözecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu basıncı olmasaydı, EYT'liler örgütlenmeseydi hiç niyetiniz yoktu. AK Parti EYT düzenlemesinin Şubat ayında genel kurulda yasalaşacağını, Mart ayında ilk maaşların yatacağının sözünü veriyor. Ey EYT'liler, tamam bu iş bitti gözüyle bakarsanız bu Mart'a kalacak, belki Nisan'a. Buradan EYT'lilere çağrıda bulunuyorum. Basınca devam.
talebe devam. Bunlar bu dilden anlar. Bu arada EYT konuşacağız ama Kayseri'den de lahmacun fiyatı gelmiş. Orada da 40 liraymış sevgili izleyenler. Söylemeden geçmeyeyim. Ne diyorsunuz Deniz Zeyrek bu fotoğraflara? İmzaya ya açılmış burada EYT. Bir şey diyeceğim. Hayırlı olsun. Üzücü olan ne biliyor musun? Hani bu milletvekilleri böyle el indir kaldır yapıyorlar yani hiç. Grup başkan vekilinin eline bakıyorlar. Bir kere AK Partili grup başkan vekili yanlışlıkla elini kaldırmıştı da hayır verecekleri şeyi... Yanlışlıkla evet, evet demişlerdi. Sırf o hareketi şey zannettikleri için. Bak metin var mı? İmzaladıkları şeye bak. Yok. Paylaşılan fotoğraflarda yasa metni yok. Önlerine konulmuş imza föyü imza atıyorlar. Ya bir tanesi de merak eder değil mi? Ben ne imzalıyorum diye. Yani EYT'lilerine... Mesela bu EYT konusunda çok ciddi bir mağduriyet var. Borca girdi insanlar. Borca girmenin ötesinde bak normalde... Emekli olduğunda %70 civarında alıyorsun maaşını. Şimdi %50'de fixlediler. Yani 10 bin gün çalışan da işte 5 bin gün çalışan da aynı parayı alacak. Ya bunu ortadan kaldırdılar. Bu öyle büyük bir adaletsizlik ki. Ya ben mesela işte birileriyle konuşuyorum. Normal şekilde emekli olsa... 10 bin lira maaş alacak olan biri EYT kapsamında emekli olduğunda işte 7-8 bin lira alacak. Böyle bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. EYT'lilerin maaş bağlama oranını korkunç düşürdüler ki devlete olan yükü hafiflesin. Yani emeklilikte yaşa takılanlar artık emeklilikte açlığa ve sefalete takılanlar olabilir yani. EST'ye dönüşebilirler. Tamam. Bunun farkında olsunlar lütfen. Ona da baskı yapsınlar. Hani diyor ya CHP evet. Grup Başkan mücadeleye vekili, devam mücadeleye diyor. Bunun da mücadelesini versinler. Çünkü hak ettikleri maaşı alamayacaklar. Emekli maaşı beklediklerinden düşük gelecek. Çünkü katsayıyı düşürdüler. Orada bir oyun var. Ve milletvekili de ya bunu düzeltin diyebilir metni okusa. Onun için metni milletvekilinin önüne koymuyor. Sadece imza föyünü koyuyor. Sen bunu imzala arkadaş. Gerisini biz biliyoruz zaten. Bir de gel oylamalarda elini kaldır indir. Ya böyle demokrasi mi olur? Koşa koşa gelip işte asgari ücrete sabitlensin en düşük emekli maaşına. Hayır dediler. Hayır dediler. Depar evet. Atarak meclise geçtik. Evet. Yani böyle demokrasi mi olur? Milletin temsilcileri milletin aleyhine bir şey için bunu yapar mı? Yapmaz yani. Yapmaması lazım. Bu arada bir son dakika bilgisi geldi şu anda. Şubat ayı itibariyle elektrik üretimi amaçlı gazın satış fiyatında %16 bir indirime gidildi. 16,67. Sanayi kuruluşlarındaysa %13,30 ile 17,27 arasında bir indirime gidildiği duyuruldu. BOTAŞ tarafından Şubat ayı itibariyle gerçekleştirilecek bu indirimler elektrik üretiliyorsa %16,67, sanayi kuruluşuysa %13 ile 17 indirime gidildiği duyuruldu. Bir son dakika bilgisi olarak bilmem Deniz Zeyrek ne der? İnşallah faturalara da yansır. İnşallah. Keşke biz yani, de görsek biraz indirime ya gidildiğini. O insan şey diyor ya keşke sürekli seçim olsa diyor değil mi? Yani bu kadar... Şeker de atılıyor sürekli. Evet evet ya sürekli böyle. Yani düşünsene Tayyip Erdoğan ne diyor? Seçimi kaybedeceksen bile... Olmaz diyor. Olmaz diyor. E oldu yani. Oldu ve yine bunu yapmalarına rağmen bence seçimi kaybedebilme riski hala çok yüksek. Öyle mi diyorsun? EYT sandığa yansımaz mı diyorsun? Yani 2,5 milyon EYT'linin hepsinin AK Partili olması lazım yani. Mümkün mü? Ya değil da tabii ki. Bu EYT'de yani, bir sonuç alınması durumu değiştirmez mi diyorsun? Yok. Orada EYT nedeniyle kızıp kendi partisine oy vermemeyi düşünen AK Partileri geri kazanmıştır. Yani kararsızları belki biraz evet, etkiler. Evet yani ama hani bir de hak bu yani bu lütuf değil ki. Evet. Sonuçta insanlar bir mağduriyete uğramışlardı. 1999'dan sonra başlayanlar. Maç sırasında kural değiştirildi. Tabii tabii yani o mağduriyet gideriliyor diye insanlar... Aa, sen giderdin ki muhalefet bu kadar baskı yapmasa, EYT'liler bu kadar organize olmasa, bu iş medyada bu kadar tartışılmasa yapacakları da yoktu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Yani böyle şey olmaz. Çift dikiş. Arkadaşlarım gelip bana şey yapsalar dahi dinlemem
falan demişti ama seçim işte. Demek ki örgütlü mücadele sonuç verebiliyor. Bir de buradan böyle güzel bir sonuç da çıkarılabilir diye düşünüyorum ben kendi elbette adıma. Bunu görmeye elbette ihtiyacımız var çünkü ülkemizde elbette artık. Yani bir yani her konuda böyle bir şey. Hak mücadelesi. Gerçi işlerini yani oy getirmeyecek olanı görmüyorlar hak mücadelesini. Hı hı. Yani başka yerlerde de işte SMA'lı çocuklar için bir mücadele var mesela. Sayıları az olduğu için, oy getirmeyeceği için hiçbir çözüm, hiçbir düzenleme yapılmadı mesela. Koşullarda biraz yaver gitti galiba bu öyle, anlamda. Öyle maalesef. Çok teşekkür ediyorum Deniz Zeyrek. Ben teşekkür ederim. Cuma akşam Orta Sayfa'da da kendisini diğer deneyimli gazetecilerle evet, Doğan Şentürk'le birlikte izleyeceksiniz efendim. 23.30'da bu akşam izleyebilirsiniz diyelim. Reklama gidelim. Dönüşte aktaracak çok haberimiz olduğunu da belirtelim. Günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden söz verdiğimiz gibi dolu dolu içeriklerle devam ediyoruz. Bugün nasıl ve ne zaman şeklinde bir başlık attık. Bu başlığı atmışken de Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye destanından bir kulaklarını çınlatmadan etmeyelim dedik. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu diyor Nazım Hikmet. Kuvayi Milliye destanında nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Nasıl ve ne zaman dediğiniz başlıkları lütfen bize gönderin konuları. Nasıl ve ne zaman diye sormak istediğiniz soruları biz de buradan dillendirelim ilerleyen dakikalarda. Ama tabii ki haberlerimizi de aktarmaya devam edeceğiz. Gazeteler konuyla ilgili hangi manşetleri atmışlar onlara da bakacağız. Evrensel Gazetesi aslında haberimizle ilintili bir başlık atmış ve bir manşet çıkmış bugün. Onlara tatil haram diyor ama öğrencilerden bahsediyor. Biz öğretmenlerden bahsedeceğiz. MESEM'de yüz binlerce öğrenci, özelde binlerce öğretmen mağdur. 15 günlük yasal ara tatilden tüm öğrenci ve öğretmenler yararlanamıyor. MESEM'deki çocuk işçiler çalışmaya devam ederken özel okul öğretmenleri de zorla çalıştırılıyor. Mesleki eğitim merkezlerindeki 1.269.046 öğrencinin yarısından fazlası 14-17 yaş arasında. Bu çocukların maalesef tatil hakkı bile yok. İş yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Adı okul ama gerçeği çocuk işçi sömürüsüne dönüşmüş durumda. Hem de devlet eliyle ve teşvikiyle. Bu çocuk işçiliği ve sömürüsü değilse neye çocuk işçiliği denecek diye sormuş Evrensel Gazetesi. Özel sektörde çalışan öğretmenler güvencesiz, uzun saatler çalışma, mobbing, eksik ücret gibi haksızlıkların yanı sıra ara tatilde çalışma dayatmasıyla karşı karşıya. Ara tatil hakkını savunan öğretmenler işten çıkarılıyor. Ücretli öğretmenlerse asgari ücretin altında çalışmak zorunda kalıyor. Eğitim Bakanlığı, Sömürü Bakanlığı olmuş denmiş Adnan Gümüş'ün yazısında. Bunu gazete bugün manşete çekmiş sevgili izleyenler. Hakkını aradığı için işinden olan bir özel okul öğretmeninin hikayesiyle ve onların hak talepleriyle devam edeceğiz. Özel okullar, kolejler %65 zam yaparken öğretmenleri asgari ücrete çalışıyorlar. Kazanç fazla ama öğretmenle paylaşım az. Yasa açık. Özel okullar resmi tatillerde, ara tatillerde, yarı yıl tatillerinde, yaz aylarında ders ve takviye kursu yapamaz diyor. Maaşınız ne kadar? 6500 TL. Asgari ücretin altında. Asgari ücret 8500 TL olduktan sonra bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapmadılar. Ancak bana bu fırsatı tanımadan zaten beni işten çıkarmış oldular. Yarı yıl tatilinde çalıştırılmaya düşük maaşa itiraz ettiği ve sendikalı olduğu için işten çıkartıldığı öğretmen İrem Erdem. Bazı özel okullar %65'lik zam sınırını delmeye çalışırken genel gider adı altında ek ücretler talep ederken sıra öğretmenlere gelince haklarını vermiyor. Hakkını arayan da işten çıkartılıyor. Öğrencileri, velileri destek için İrem öğretmenin yanındaydı. Öğrencilerim geldi desteğe. Hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum buradan. Velilerim de burada. Onların desteği benim için çok kıymetli. Yüreğiniz doldu. Evet, doldu çünkü çok duygulandım. Bugün de buradayız. Evet, yanınızdayız. 29 yaşındaki İrem Erdem 4 yıldır İstanbul Tuzla'daki bir özel okulda coğrafya öğretmenliği yapıyordu. Yarı yıl tatilinde işe gelmesi istenince üye olduğu sendika aracılığıyla hakkını aradı. İşten çıkartıldı. Sendikalı oluşum
ve hakkımı aramamla birlikte ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan öğretmen olarak damgalandım. Sendikalı olmak, hakkını aramak suç değildir. Ara tatilde uzun mesai saatleriyle mesai ücreti dahi vermeden öğretmenleri çalıştırmak suçtur. Bak beyim, sana iki çift lafım var diyen özel sektör öğretmenleri sendikasına bağlı eğitimciler. Tuzla'da özel bir kolejin önünde işten çıkarılan arkadaşları için ses yükseltiyorlar. Tabelalarınız var, süslü, parlak binalarınız var. Bu kurallara uymak zorundasınız. Biliyoruz ki öğretmenlerin maaşları sadece bir sınıf kadar öğrenciden aldıkları ücrete eşitleniyor. Yani bir okulda 10 tane sınıf varsa 9 tanesi patronun cebine gidiyor. Sayımız 612 idi geçen sene Ocak ayında. Bu sene 6000'e yakın bir üye sayımız var. Özel sektör öğretmenleri sendikasının üye sayısı bir yılda 10 katına çıktı. Çünkü fazla mesaiye, düşük ücretle çalıştırılmaya karşı çıkıyor öğretmenler. Sık sık taban maaş taleplerini de dile getiriyorlar. Ücretlerinin en az kamudaki en düşük öğretmen maaşı kadar olmasını istiyorlar. Şu an aldığınız ücret ne kadar? Asgari ücret. Bu sene ben özel derslerle geçinmeye çalışıyorum açıkçası. Asgari ücretin altında çalışan öğretmenlerimiz dahi var. Öğretmenlerin akıllarında geçim sıkıntısına dair devletin çözebileceği, aslında emeklerinin karşılığı verilse hiç olmayacak sorunlar olmasa, derste tabii ki çocuklarımıza, öğrencilerine çok daha faydalı olabilirler sevgili izleyenler. Sadece özelde çalışanların değil, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin de pek çok sorunu var. Pek çok kez buradan dile getirdik bu sorunları. Kendilerini burada ağırlamak suretiyle de pek çok kez hak mücadelelerine ses olmaya gayret ettik. Çünkü ülkenin geleceğidir eğitim. En temel haklardan bir tanesidir. Öğretmen de ne diyor? Ben hakkımı istiyorum. Emeğimin karşılığının verilmesini istiyorum diyor. Bu sadece öğretmenle alakalı bir durum değil. Bir öğretmen eğer refah seviyesi yüksek şartlarda yaşıyorsa, emeğinin karşılığını alıyorsa, bulunduğu pozisyonun kritik oluşuna göre bir değerlendirme yapılıyorsa onlar hakkında, bu bizim çocuğumuza da faydalı olacaktır. Bu ülkenin geleceğine de faydalı olacaktır aslına bakarsanız. Özel okullar da tabii ki %65 zam sınırlamasını az buldukları için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup çözüm istiyorlar. Sabahın erken saatlerinde onlara dair de haberleri okumuştuk, ekrana taşımıştık. Bazı okullar var ki gerçekten öğretmene hak ettiği ölçüde değer vermeye, onları hak ettiği ölçüde takdir etmeye gayret ediyor. Eğitimin kalitesini korumaya gayret ediyor ama sayıları oldukça az. Ama onun dışında böyle bir emek sömürüsü maalesef eğitimde de söz konusu. Bir diğer konu barınma konusu sevgili izleyenler. Kiralık evde açık artırma dönemi başlığıyla bugün 9 Sütun gazetesi barınmaya dair bir sorunu ortaya atıyor. Gayrimenkul danışmanı Şule Alp, büyük şehirlerde uygun fiyata kiralık ev bulmak zorlaştı. Evi gezmeye gelen oldukça 5 binlik evin kirası 10 bin liraya kadar çıkabiliyor dedi. Büyük şehirlerde uygun fiyattaki kiralık ev bulmanın zorlaştığını söylüyor gayrimenkul danışmanı. Açık artırma yoluyla bazı emlakçıların çalıştığını belirtiyor. Örneğin kira 5 bin lira ancak arayan evi gezmeye gelen oldukça daha yüksek veren olursa ona verilecek deniyor. Bunu duyan kiracı adayı da yüksek teklif vermek zorunda kalıyor. Bu şekilde 5 bin liralık evin kirası 10 bin liraya kadar çıkabiliyor denmiş. Açık artırmayla ev nasıl? Bu fırsatı kaçırmayalım deyip aslında verebileceği kira 3000-5000 iken 7000-8000 lira hatta belki de 10 bin lira çıkmak zorunda kalıyor. Evi olmayanlar, kiralık evde yaşamak zorunda olanlar. Peki evi olup da evinde kendini güvende hissetmeyenler? Evinde kendini güvende hissetmemekten kastım aslında her seferinde yüzümüze tokat gibi çarpan deprem gerçeğiyle ilgili. İstanbul'da yaşıyorsanız ya da deprem ihtimali yüksek bir bölgede yaşıyorsanız evinize güveniyor musunuz? Peki insanlar kendilerini evlerinde deprem riskine karşı güvende hissetmiyorken açıklanan konut projeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelik sizce hangisi olmalı? Sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş aracılığıyla yaptığı bir kentsel dönüşüm projesinin teslim töreni var. Aslına bakarsanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun kendi dönemindeki ilk kentsel dönüşüm projesi. O teslim töreni esnasında İBB Başkanı da bir katılım sağladı. Kürsüde yaptığı konuşmada tabii ki konudan bahsetti ama aynı zamanda gündeminde yaklaşan seçimler de vardı. Açıkçası
yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bakın bu cennet vatanın tapusu hepimizin. 86 milyon. Gündeminde seçim vardı. Mesajları sertti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş'ın kendi dönemindeki ilk projesi olan Eyüp Sultan Yeşilpınar Evleri'nin daire teslim töreninde konuştu. İstanbul'un en önemli konularından birisi olan kentsel dönüşüm sürecine böyle bir eseri kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Eyüp Sultan Yeşilpınar Evleri'nin daire teslimlerinde ilk etap düzenlenen törenle tamamlandı. Törene katılan İmamoğlu konuşmasında seçimleri aldı gündemine. Kendi yaşadıklarını hatırlatarak verdi mesajını. Milletimizle birlikte dağ gibi karşılarında duracağız. Çünkü burada milletin iradesini gasp etmek isteyenler yarın Türkiye'nin her noktasında yine milletin iradesini gasp etmeye devam ederler. Açıkçası yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bakın bu cennet vatanın tapusu hepimizin. 86 milyon. İmamoğlu kentsel dönüşümden yola çıkarak Türkiye'nin dönüşümünü birlikte göreceğiz dedi. Sizlere söz veriyorum. Ekrem İmamoğlu sözü olarak da söyleyeyim. Aynen burada sizlere tapularını teslim eden bir kardeşiniz, hemşeriniz, belediye başkanınız olarak diyorum ki milletçe hep birlikte bu ülkenin o güzel dönüşümünü başaracağız. Sağ olun, var olun. Deprem uzmanları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda dediler ki konut projesi açıklanacağına keşke önce riskli yapıların tedbir alınması, riskli yapıların yenilenmesiyle ilgili projeler açıklansa dediler. Kiptaş bu anlamda çalışıyor, çalışmalarını takip ediyoruz. Şimdi Sözcü gazetesini bakalım, manşetini okumuştuk. Bir diğer detayı şöyle söylüyor. Enflasyon düşmüş, hıyarın ve domatesin bundan haberi var mı? İktidar ve ekonomi yönetimi enflasyon düştü, daha da düşecek diyor. Peki hıyarın haberi var mı diyor Sözcü. Başta Erdoğan ve Bakan Nebati çarşı pazardaki yangına rağmen enflasyon konusunda pembe tablo çiziyor. Oysa gıda fiyatları düşmüyor, her gün artıyor diyor ve Sayın Kavcıoğlu'nun enflasyona dair sözlerini aktarmış detayda. 2023 sonunda %22, 24 sonunda %8 civarında olacağını belirtmiş ki haberini de size aktarmıştık. Lafta inen enflasyonun piyasada karşılığı yok. Çünkü her şey ateş pahası, halk perişan diyor Sözcü'nün editörleri. Bakalım o zaman bir pazara doğru gidelim. Ankara'daki pazarcı esnafıyla görüşen CHP'li vekil Levent Gök. Bakın pazarcı esnafının hangi sözlerini duydu, biz de şahitlik edelim. Yer kirası 4 lira olursa işte böyle olur. Aslında onun için istiyorsa 15 alsınlar. Doğal gazlı 60-70, 100 lira geçince 350 lira gelmiş. 3 aydır böyle geliyor. Milletin alım durumu hiç yok abi. Yok. Zor zor durumda gidiyor. Mecbur idare edin yani. Ne yapalım? Başka işimiz yok. Başka işimiz yok. Ne yapalım? Vatandaşta para yok ki. Adam ya bir kilo alıyor ya yarım kilo alıyor. Eskiden o 3 kilo 5 kilo nerede kaldı o kilo? Alamıyor. Vallahi vatandaş çok zor durumdayım. Şimdi bir belgesel gelecek ekranlarınıza, onun haberi gelecek daha doğrusu sevgili izleyenler. Çocuklar hep doğruyu söyler diyor bu belgesel. Hani Z kuşağından çokça bahsettiğimiz bir dönemdeyiz ya, özellikle seçim yaklaşırken. Bu belgeselde Z kuşağı da değil, onun da ötesinde alfa kuşağından bahsediliyor. Dünyanın en büyük sorunu savaş ve sevgisizlik bence. Mesela kimle tanklayı falan bulduk, silahlayı, hiç savaşmasak da olurdu. Belgeselci Tuluhan Tekeloğlu tarafından çekilen belgesel Çocuklar Hep Doğruyu Söyler, Z kuşağını da geride bırakan alfa kuşağını anlatıyor. Dedim öğretmenim ben şarkıcı olacağım. Dedi sakın öğretmen olma, yoksa kafan şişer. Benim sabahtan akşama kadar kafam şişiyor. Minnacık bir kalem alıyoruz, o bile 100 lira oluyor. Farklı sosyal gruplardan çocukların taleplerine, kaygılarına ve hayallerine ışık tutan belgesel, bu alanda Türkiye'de çekilen ilk belgesel. Bana göre mutluluk parayla alınacak bir şey değildir. Evet, bir kere aşık oldum. Anlatmasam. Türkiye'de yaşayan farklı sosyal gruplardan alfa kuşağından 20 çocuk Tuluhan Tekeloğlu'nun eğitim, hayaller, gelecek, sosyal medya gibi çeşitli konulara dair sorularını yanıtlıyor ve doğruyu söyleyen çocuklardan ilginç cevaplar geliyor. Türkiye'de benim üzerim bir şey var. İki şey var. Bir, kötü insanlar. Saçlarımın hepsi su içinde kaldı.
her gücüm olsa annemin yerine bütün işleri yapardım. Sabahtan akşama kadar oturmuyorum. İleride bilim insanı ya da mucit olmayı hayal ediyorum. Çünkü bu şekilde dünyayı değiştirebilirim. Kaçta ne kadar? Dolabı, yuvamı, altını, TL mi? Ben onlarından çok mutlu oldum. Çünkü geleceğin onlar rengarenk çiçek açan, resmen dijital çağın çocukları ve onlar Türkiye'yi değiştirecekler. Gerçekten güzel bir belgesel olmuşa benziyor. Çocuklardan devam edeceğiz ama böyle yüz güldürmeyecek bu sefer. Çöp evde 3 çocuk, Akşam gazetesinin başlığı. En büyüğü 7 yaşındaki 3 erkek kardeş çöpler arasında bitkin bir halde bulundu deniyor. Nasıl bulundu? Evden gelen kokular üzerine eve girilince bulundular. Annelerinin terk ettiği, babalarının da pek yanlarında olmadığı anlaşılan çocukların durumuna bakacağız. Apartman sakinleri aldıkları kötü kokular üzerine yetkilileri aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kokuların geldiği daireye girdiklerinde gördükleri manzara korkunçtu. Ev çöp ev haline gelmişti. Çöplerin içinde yapayalnız 3 çocukla karşılaştılar. Hadi bozmayın benim saygımı. Çöp gibi yani, evin içi çöp gibi. Çocukları aldılar, ambulansa götürdüler. İstanbul Eyüp Sultan'da bir daireden gelen kötü kokular binaya yayıldı. İhbar üzerine eve giren ekipler çöp evde terk edilmiş 3 çocukla karşılaştı. Yaşları 3, 4 ve 7, 3 kardeş. Anneleri evi terk etti. Motokurye olan babaları, görgü tanıklarının ifadesine göre gün içinde gelip ara ara yemek getirdi. Çocukların içinde bulundukları ortam, çocuk değil hiçbir canlının yaşayamayacağı bir yer haline gelmişti. Ekipler çocukların annesi Merve S'yi ve babası Ahmet S'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Hadi bozmayın benim saygımı. 3 çocuğun da sağlık durumunun iyi olması teselli oldu. Çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Ne diyelim? Ne denir? Habercilere karşı saygısı varmış, bozmak istemiyormuş. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Trafikte sık sık karşılaştığınız, özellikle büyük şehirlerde emniyet şeridini kullanmak için böyle ışıklarını, çakarlarını kullanan araçlar denetime tabi tutuldular. Ekipler yollarda göz açtırmadı. 172 polis 1 Ocak'ta başladı denetimlere. Yetkisiz çakar ve siren bulunduran, haksız yere emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza yağdı. İstanbul'un trafiği birçok noktada iş çıkış saati olmadığı zamanlar bile kilit halinde artık. Yoğun trafiğin derdi yetmezmiş gibi bir de çakarla sirenle trafikteki insanları rahatsız eden, emniyet şeridini işgal edenler var. Trafik kurallarını hiçe sayanlar polislerin merceğindeydi. Denetimlerde para cezasının yanı sıra geçici süreyle trafikten men edilen araçlar da vardı. Denetimler 1 Ocak'ta başladı. Binlerce araç incelendi. 165 araca yetkisiz çakar, tepe lambası ve siren kullanmaktan 4.064 lira ceza kesildi. Emniyet şeridini kullandığı tespit edilen 4.000'e yakın araç da aynı para cezasına çarptırıldı. 25 günde kesilen cezaların toplamı 16 milyon lirayı buldu. 16 milyon lira. İnanılmaz. Şimdi vizyona hangi filmler gelmiş onlara bakacağız. Aralarında Neslican'ın da hikayesi var. Ne kadar da çok yakışmış ha. Şuna bak. İyice güzelliği ortaya çıktı ha. Bir yere, bir şeylere yetişmek için koşturmakla geçiyor ömrümüz. Onun ismini duyan, hayatını kaybetmesine sebep olan hastalığını değil, neşesini, yaşam sevincini, insanlara verdiği umudu hatırlıyor. Mücadelesiyle kendine hayran bırakan Neslican Tay'ın hayat hikayesi, Demir Kadın Neslican bu hafta vizyonda. O gün bacağımda beliren o ince sızı bütün ömrüme yayılacaktı. Ve ben daha 18'imde öğrenecektim yaşamanın ama en basit haliyle bile yaşamanın her şeyden daha kıymetli olduğunu. 18 yaşında kanserle tanıştı. Yaşadıklarım değil, mücadelem çok güzel diyerek her şeye rağmen hep gülümsedi. Neslican'ın ailesinin, yakınlarının yaşadıkları bugün beyaz perdede. Ozan, hayatı söz konusuysa kes bacağını al. Benim Neslim hayatta kalacaksa
Ben ona bacak olurum. Hayatın etime saplanan o iğneden daha çok canımı yakmaya hazırlandığını biliyordum. Ben de hazır olmalıyım. Vizyona giren bir diğer film Uçak. Başrolde dünya ünlü yıldız Gerard Butler'ı izlediğimiz film, baştan sona aksiyonu hiç kesmeden sinema severlere nefes kesen dakikalar vaat ediyor. Hasar gören uçağı ıssız bir adaya indirmeye başaran pilot, burada yaşanacaklardan habersizdir. Onu ve yolcuları büyük bir tehlike beklemektedir. Listen carefully. This is an emergency. I'm Captain Brody Torrance. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Fransız yapımı Maskeli Balo, vizyonun dikkat çeken yabancı yapımları arasında sakatlanan bir dansçı, eski bir sinema yıldızı, manipülasyon ustası bir dolandırıcı ve şeytani bir plan. Maskeli Balo, entrikadan entrikaya koştuğu sahneleriyle bu hafta vizyonda. Wow, c'est la plus belle place de le monde. Ben çizmeli kedi. Çizmeli kedi ve onun komedi dolu maceraları çocukları ve ebeveynlerini beyaz perdeye bekliyor. Çizmeli kedi son dilek animasyon türüyle her kesime hitap ediyor. İmkanı olana beyaz perde, rengarenk sömestr tatilinde üstelik. Biz bugünkü hazırlıklarımızı ve süremizi tamamladık. Çalar Saat'in sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın sabahsa saatler 8.30'u gösterdiğinde Çalar Saat hafta sonuyla birlikte olacağız. Yine dop dolu hazırlıklarımızla karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın diyelim. Şimdiden iyi hafta sonları.